Herhalde 300 bin liraya falan ekstra işe gidiyordu. Fakat böyle fizik anlamında değil de görsel anlamda değil, mevcut olan değerlere az değer veriliyor. Mesela o değerlerden biri Sibel Can, anlatacağız bugün. Sibel Can'ın Edremit'te vermiş olduğu konserle ilgili masaya yatıracağız. Bu arada Mustafa Sandal ve Demet Akalın suratına kezzap atılan çocuklarla ilgili maalesef onların ırkçılığı tutmuş. Bah canım bah, anlatacağız onları da. Başka neler anlatacak? Bugün neler var? Ece Erken öldürülen eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Bunu ben söylemiştim. Masadaki arkadaşlarım birbirine girecekler, hesap soracaklar. Ece'nin hayatı da risk altında, bilginiz olsun demiştim. Hatırlıyor musunuz? Tabii. Peki. Zaten bu cinayetle ilgili ne söylediysek oldu. Ve bu arada Mehmet Ali Erbil'i geçtik. Yeliz Yeşilmen'in eski eşi Ali Uğur Akbaş'ın. Efendim, Ali Uğur Akbaş'la ilgili çok önemli bir dosya var dedim. Hala iletişim kurmamış. Şimdi ben onu patlatırsam hem şimdiki mevcut olan çocukları, yani şu an mahkemelik olacakları çocukları, hem de yeni çocuklarınla ilgili kötü olur. Ali'cim lütfen beni zorda bırakma. Programın sonuna kadar lütfen iletişim kuralım. Kurban olayım, sen benim eski dostumsun, ben sana güzel şeyleri yakıştırıyorum, bilgin olsun diyorum. Ve yine başka bir konuya geçiyoruz. Yunus Günce'nin yoğun bakımdan Hıncal Uluç'a olay yaratacak sözleri. Bu önemli yine, bir konu, bu çok gerçekten köpürtülecek bir konu. Köpürtülecek bir konu. Evet. Yunus Günce'yi biliyorsunuz, Hıncal Uluç'u da biliyorsunuz. Maalesef ki bizim vefasız dünyamız çok popüler olduğunda herkes böyle bilmem ne tuzumsun der, koşturur üzerine. Fakat 30 daha sonra Nusret'in eline geçince yemek olur, pahalanır. Ve 30'un, yani al sana tuz, al sana buz olur. Popülerlik değil o ya. Yani... Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı da herkesin önünde kavga ediyor. Ben söyledim, Şeyma senin bu sevgilinle ilgili hani böyle prezente ediyorsun ya. Adamın bizim Çiko Mehmet'ten farkı yok, tam bir dolandırıcı adam. Ayrıca da uyuşturucu içiyor. Yasaklı madde. Onu da anlatacağım bugün. Devam ediyoruz efendim. Hande Ateyze'nin oğlu sevgilisiyle bindiği araç yandı. Evet. Hande'yi severim. Ölümden dönmüş. Hülya Avşar tatil beldelerinde artan bir yangına belli Tuğba Özay'dan var. Beyoğlu'nda kaldığı otel penceresinden sahte dolar atan Filistinli turist adliyeye sevk edilmiş efendim. Bu kadar haber ilerleyeceğiz Mahsun yani. Mahsun Kırmızı Gül Bergen. Mümkün değil bu kadar haber okuyamayız. Hakan Peker bir süredir beraber olduğu yazar Hande Ertekin aşkını ilan etti. Gerisi sende Tayyar Işıktaşan. Buyurun. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı bir hafta olsun. Güzel bir hafta olsun. Bugün saatler 11.05'i gösterdiğinde Eyüp Devlet Hastanesi'nde hatırlacı aşımı oldum. Oh ne güzel. Miz. Ben zaten aşı oldum. 4. aşı. Benim BioNTech 4, 2 de Sivanak 6. Hatırlatmayızdı. Ama Sayın Sağlık Bakanıma eğer kendi yardımcıları falan dinlerlerse bir ricam var. Sağlık sisteminde bir randevu oluşturuyorsunuz hastaneyle ilgili. Ve o randevuya istinaden sağlık çalışanlarının vaktini almamak üzere o hastaneye gidiyorsunuz. Ama rezalet orada başlıyor. Kapıdan herkesin önüne birer tane kağıt verip doldurtuyorlar. Sonra o kağıtları böyle liste halinde topluyorlar. Götürüp bir hemşirenin önüne bırakıyorlar. Adamın randevusu 11, 12'ye 10 var. Hala sıra yok. O zaman niye randevu aldık gittik? Hiç randevuya ihtiyaç yoktu. Selamun aleyküm ben geldim diye gideriz. Kağıtları doldururuz. Sırası olurlar. Sisteme yazmamışsınız. Türk Hava Kaşısı'nın bir tüpünden 5 kişi aşı oluyor. Adam sabahın köründe gelmiş. 3 hasta var. 2 hasta daha bekliyor. 4.30'a kadar bekliyorlar adama. Bozuldu. Adam diyor ki yazsaydınız. Gelmeseydim. Yazık günah değil mi? Ben niye geldim? Yaşlı başlı bir adamcağız oturuyor orada. Kadınlar var, herkes birbirine girdi, sağlık çalışanları dert anlatmaya çalışıyor. Özel hastaneler randevu açmıyorlar. Yani uzun vadeli randevularda, yani baştan çok güzel bir girizgah var, bir gel gel var. Kapıda otoparkçı karşılıyor, şef hoş geldiniz diyor. Ama masaya oturunca sıkıntı var Sayın Bakanım, rica ediyorum. Ne olur devlet hastanelerindeki bu keşmekeşe bir çare bulun. O yazık o hemşirelerin, hasta bakıcıların çektikleri bugün vallahi olur dert değil. Herkes onunla vermiyor. Ne bileyim sağlık şeyden randevu alınca bastım gittim. BTN mi? Açacağım alt tarafı. Ya al bana hemen yarın gideyim ya. Hayatım almana nasıl bir güzel bir yer orası ya. Neydi o hastanenin adı? BHT. Ben size bir şey söyleyeyim mi? BHT bakın. Ben Acıbadem'de aklınıza ne geliyorsa bütün hastanelere gittim. Live, mive bilmem ne. Hepsi de bana sağlığımla ilgili sponsor olmuştu.
Vallahi de billahi de hayatımda ben bu kadar güzel bir hastane, bu kadar iyi iletişim kurulabilen ve güzel kaliteli bir hastane görmedim. Halkalı'da değil mi? Başka aynen yerlerde öyle var mı bu? Bir de Gazi Osman Paşa'da var şu müthiş bir yer. Tema Hastanesi diye de geçiyor. Evet, kıstadan ise güzel bir hafta olacak. Beşli başladık. Haftanın sonuna kadar bu masadan neler çıkacak? Allah'a tebrik. Efendim herkese iyi haftalar diliyorum. Bugün de gene gerçekten çok bütün hafta konuşulacak. Bizlere ders verecek. Bir sürü konu konuşacağız. Hepinize şimdiden sevgiler, saygılar sunuyorum. Ve şimdi Başak Çokan. Evet, güzel bir hafta sonundan sonra tekrar pazartesi günü burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Konularımız gerçekten çok çeşitli yine. Her zamanki gibi bakalım bugün programda yine hangi konuları tartışacağız. Ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Güzel bir program olsun. Hoş geldiniz yayınımıza. Alakalı. Gülbin Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bir merhaba deyin lütfen. Gülbin Bardak. Merhaba efendim. Yine buradayım. Yine çok özel açıklamalar yapacağım. Tabii ki de Seyhan Soylu için. Hiç duymadıklarınızı duyacaksınız. Yani bir kadın ve bir çocuklar için ağır olan şeyleri anlatacağım. Sizinle paylaşacağım ama İşte içimi dökmek istiyorum ben de. Sizinle paylaşmak istiyorum. İyi seyirler efendim. Ve tabii ki Gökay Kalaycıoğlu. Efendim selamlar sevgiler herkese. Bizlerden sizlere güzel, keyifli bir hafta olsun. Bol bol gülelim, eğlenelim, gündemi değiştirelim. Severiz biliyorsunuz masa olarak gündem yaratmayı, gündem değiştirmeyi. Bugün tabii ki Seyhan'ın saydığı gibi fazla fazla konu başlığımız var ama ilk bölümde, programın ilk bölümünde sevgili Gülbin Vardar bize eşlik edecek. Programın ikinci bölümünde de sevgili Merve Demir bizlerle beraber olacak. Aleyna Tilki'nin annesiyle alakalı onun da bir gündemi var. Biliyorsunuz Merve Demir kim? Nurcan abi bize bir konuk önerisinde bulunmuştu. Şöyle, stüdyo konuğumuz. Evet. Stüdyo konuğumuz Aleyna Tilki'nin annesinin okuduğu şarkının bütün haklarının kendine ait olduğunu iddia ediyor ki gerçekten de öyle. Hı hı. Ve onu toplatıp toplatmayacağını belki de bugün yayında açıklayacak. Yani Aleyna Tilki'nin annesinin okuduğu şarkının Cengiz Tekin'e ait bir beste. O şarkının bütün hakları Merve Demir'de. Tamam. İkisi de aynı şarkıyı okumuşlar çünkü. Ama hakları Merve Demir'in önce okuduğu için bugün iddiaları var. Yani onları dinleyeceğiz hep beraber. Kendi gündemimiz de masanın ayrıca peki, kendi gündemimiz de olacak. Ben o zaman ilk başlayayım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, canlarım, bize öncelikle ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim. Hakkınızı şimdiden helal edin. Kocaman bir haftaya başlıyoruz. Rızkınız, şansınız, umutlarınız bol olsun. Lütfen orada butona, beğeni butonuna başlarsanız böyle plak diye haftaya da iyi bir giriş yapmış oluruz. Bol bol takipçimiz olur, izleyenimiz olur, paylaşanlar. Bizleri zaten sizler yöneterek biz program yapıyoruz. Oradaki sizlerden almış olduğunuz yorumlarla bunları konuşuyoruz. Ve gündemi sizlerle birlikte belirliyoruz. Önce hakkınızı helal edin diyorum. Ece Erken'in öldürülen eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Girmiyor muyuz? Ya bu arada biz senin mahkemen vardı. O ne oldu? Onu biraz bilgilendirsene bizi. İzzet Yıldızhan. Evet, İzzet Yıldızhan. Peki, Savaş Kalafat. Eniştemizden. Ben kendimle ilgili konuşmayayım. Lütfen sunumunu sen yap. İzzet Yıldızhan olayınla ilgili. Evet, Seyhan Soylu biliyorsunuz yaptığı açıklamalarla gündemi değiştiriyor. Kendi geçmişiyle alakalı medeni durumuyla ilgili bir dönem İzzet Yıldızhan'la birlikte olduğu ve İzzet Yıldızhan'la da evli değil mi? İmam nikahı kıydığına yönelik ve annesinin de İzzet Yıldızhan'la alakalı bildikleri rahmetli Seyhan'ın annesi, anneciği nurların içinde yatsın. Orada görüntülerde sildik mi bilgileri? Blurlanmış. Evet evet silinmiş. Tamam. Pek çoğu blurlanmış zaten gerekli KBKK kapsamında. Sıkıntı yok. Haklı davanda haksız duruma düşme evet, diye. Evet evet tamam. Silinmiş. İzzet Yıldızhan da bunun üzerine evet, Seyhan'a dava açma hakkını kullandı. Ancak dava Seyhan'ın lehine sonuçlandı. Yani bir dönem Seyhan Soylu'nun İzzet Yıldızhan'la olan geçmişi ve imam nikahıyla evli oldukları, örfi değil yalnız imam nikahıyla evli oldukları bu şekilde tescillenmiş oldu. Yani takipsizlik kararı verdi mahkeme değil mi? Yani savcılık. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Hemen okuyayım. Müşteki İzzet Yıldızhan vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunduğu şikayet dilekçesinde Flash TV logolu televizyon kanalında yayınlanan Al Sana Haber isimli programda şüpheli Seyhan Soylu tarafından İzzet zamparalık yapmıştı. Seni çok iyi tanıdığım için söylüyorum. Eğer ki mazin çok iyi olsa bu eleştirileri yap.
Beni sakın konuşturma. Senden neden ayrıldığımı söylersem ortalık karışır. İzzet Yıldızhan'ın kızmadığı donlar burada. İzzet Bey paçalı sever. İzzet Yıldızhan dar sever şeklinde ifadeler kullanarak müştekiyi zan altında bıraktığı, müştekinin aile yapısına ve geçmişine karşı haksız ve mesnetsiz bir biçimde hakaret boyutuna varacak ifadeler kullandığının iddia edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldı. Ancak altını da okuyalım, altını da görelim lütfen. Hakaret suçunun niteliği ve ifade özgürlüğünün sınırlarının bahse konuğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda somut olayın yapılan incelenmesinde iddiaya konu ifadelerinin müştekinin daha önce yaptığı açıklamalara yönelik program sunucuları tarafından yapılan yorumlardan ibaret olduğu, şüphelinin İzzet Paçalı sever bol sever sözlerinin hakaret suçu içermediği, yine otellerde basıldığınız ahkam kesiyorsunuz sözlerinin müştekiye yönelik söylendiğine dair bir delil bulunmadığı ve müşteki vekilinin ek dilekçeyle şüphelinin İzzet Gülşen'e çaktı, ben de İzzet'e çaktım sözlerinin nezaket dışı, hoş karşılanmayan, kaba söz olduğu, müştekinin kamuoyu tarafından tanınmış kişilerden olduğu, konunun güncel olduğu ve kamuoyu tarafından takip edildiği, kullanılan dilin program formatı gereği sert, tahrik edici, şaşırtıcı ve çarpıcı olduğu, fakat basın ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı, bu bağlamda suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına yani karar verildi. Ben hayatım boyunca kimseye sevgili arkadaşlar iftira atmam ve hiçbir kimseye asla ve asla herhangi bir yakıştırma yapmam. Delil ve belgelerle konuşurum. Eğer ki arzu ediliyorsa o tarihin görüntü fotoğraflarını da buldum. Buldum. Tabii. Ve bu konuyla ilgili ben ne diyorsam söylediğim her zaman ardındayım ve amacım kimseyi kırmak, kimseyi incitmek veya herhangi bir şekilde birilerini benim kırarak onu aleni olarak sanki deşifre ediyormuşum gibi falan öyle algılanması çok çirkin. Biz İzzet'le bir ilişki yaşadık ve yaşadığımız ilişki henüz İzzet'in şöhret günlerinin başındaydı. Sevgili Nurcan Sabur da, Tayyar Işık Saçan da, Nurettin Soydan da, geçmişteki önemli gazetecilerin lansmanlarda hep beraber yemek yiyerek, hatta bir tanesi ben vardım. Beraberdik. İlk lansmanı ve ya, şeyde kum kapıda yapıldı. İlk lansmanında ben o tarihte de bir hayli ünlüyüm. Bir hayli ünlüyüm. Yani. Bugünkü şöhretimin belki 5 misli, 10 misli. Rahmetli Nihat Akgün'ün mekanında. Çok iyi hatırlıyorum ben, çok net hatırlıyorum. Belki ünlüyü, bilmiyorum. Sizin sayenizde ünlü oldu belki de, değil mi? Hayır, onu demek de bize yakışmaz. Ama şu var, o gün o tarihteki gazeteci arkadaşlarımın her birinin birinden bugün duayen olarak kabul edilenler, o zaman da piyasanın en hızlı, en önemli gazetecileri. Ve bir Nurcan Sabur'dan bir şey rica etmek. Tayyar'dan, Nurettin'den, Ali Öyüboğlu'ndan, öbüründen bilmem neden falan. Bu adamlarla tanışıp da bu adamlarla ilişki kurması bir sanatçının, yeni yetme bir sanatçının çok imkansız. Biz Kumkapı'ya gittiğimizde, hep beraber toplu yemek yediğimizde onun erkek arkadaşım olduğunu, ona destek verilmesini rica ettiğimde o zaman itiraz kimse yoktu. Ve ayrıca benim tarzımda bir aristokrat kimliğinin İzzet Bey gibi Anadolu'dan gelmiş olan Yağız, pavyonlarda şarkı söyleyip de yeni kendine kimlik arayan biri için kullanılması gereken bir objeydim o tarihte. O açıdan da ben her zaman şunu söylüyorum. Kimin ne olacağı hiç belli değil. Yarın öbür gün öyle bir ünlü olur ki İzzet Bey, başka birisi de ondan istifade eder. Daha henüz o ölçüm ve kalibrasyona yakalayamadı. Çünkü işte İbrahim Tatlıses'e rakip çıktı, öbürüne bilmem ne oldu ama Rüştü'nü henüz ispat etmiş bir şeyi yok, şablon yok ortada. Böyle bir şablon olmayınca, yani mesela atıyorum Serkan Kaya. Serkan Kaya nereye dayarsan daya, hiçbir şey yok İbrahim Tatlıses'in. O çok eleştirdiğimiz, halen de imparatorluğunu yerinden sarsılmayan İbrahim Tatlıses'ten nemalanan tipler bunlar. Yani kendi rüştünü ispat eden tipler değil. Şimdi Nihat'a kıza bazı olaylardan kızgınım ama Nihat İbrahim Tatlıses rakibi gibi çıkmadı. Cenesi düşüktür arkadaşın. Laflar sokarlar işte televizyonculukta saldırgan oldu, değişken oldu.
bazı insanlara göre dönek dediler, bilmem ne dediler, falan dediler, kavga etti, öbürünle kavga etti, Seda Sayan'la aşk yaşadı, öbürünle aşk yapıldı, skandal oldu, Survivor'a gitti, işte İbrahim Tatlıses'i benim ruhum senin ruhunu falan çökertir böyle bir şeyler. Baktı ki millet, bizim millet deliyi sever. Deliyi sevdiler. Şimdi Allah için yani yiğidi öldür hakkını ver. Nihat Doğan'ın bu tür böyle hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'i hedef alarak ona rakip çıkmış biri değil. Ama İzzet Yıldız Han o tarihte benimle yakalamış olduğu çıkışı başka birininle birlikte olmaya başladı. Mesela Muazzez Ersoy'la aşkları çıktı bir anda. Falan oldu, filan oldu. Taran oldu, bulgur oldu. Bir baktık ki geçmiş zaten balık hafızası var, unutulur. Ben de şimdi Bahar da bana sorunca Bahar Can'dan böyle böyle mi diye. Kızım dedim, baban değil o senin dedi. Yani geçmişte kaldı. Cici baba. Ben gırgır olsun diye söyledim. Cici babası. Zaten ki, ondan rahatsızlık duymamış. Paçalı da ona takılmış anladığım kadarıyla. Hayır, çünkü ona takılmaz. Ona takılmaz. Niye imam nikahı kıydığına şey dair iddialar bilmem neler hiç, falan. Hiç yok. Ben o gün ona hiciv yaptım. Hiciv yaptım. Makarani İzzet Paçalı sever diye. Yani Paçalı işkembede de Paçalı sevebilir. Paçalı tavuk olabilir. Burası bir Alsana haberin de magazinin de hicivle anlatıldığı bir masa. Yani biz burada hakaret etmiyoruz. Hiciv ediyoruz. Makara kukara yapıyoruz, anlatıyoruz gerçekleri. Biraz şaka, biraz ciddi, biraz ironik yaparak biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı... Ama yanlış anlamasın seyircilerimiz. Bu arada yani şaka yapıyoruz derken İzzet Yıldız Han'la ilişkin şaka değil. O gerçek ama işte Paçalı Donuş'a espri. Hayır, öyle zannedecekler. Keşke şaka yapsaydım İbrahim İzzet'le ilgili. Keşke şaka olsaydı geçmişimdeki. Şakayla karışık sadra alışık oldu. Yani şimdi ben içimden geçenleri söylüyorum. Onun için bizim mevcut olan masamızda yaşanan bütün olayları boş verin bu Kamil'i. Neydi bu Kamil'in adı? Kamil'in adı Selim Cüyacı. Pardon? İzzet Yıldız Han. Evet. Düşünün yani geçmişte kalan balık hafızalıyım. Bir şey söyleyeceğim, şu karşıya doğru mu? Gerçekten senin ağzından çıktı mı böyle bir laf? Ben İzzet Yıldız Han'ın hayatında Mahidevran gibiyim. Evet evet söyledi evet, bu lafı. Evet doğru, çünkü ilk imam nikahlı karısı benim. Yani İzzet'in benden sonra bütün izdivaçları benim üzerime gelmiştir. Ben İzzet'le 1987 yılında. 87 yılında. 87-88 o. Yani hepsi benden sonra geldiği için benden öncekiler de nikah kıyılacak yerlerde çalışmıyorlardı. Onun için... Beni konuşturmayın. Bak ben çok hanımefendiyim. Beni konuşturmayın. Benden öncekiler... Sen annenden niye dayak yedin bu konuyla alakalı? İzzet için yedim. Neden? Çünkü annem ifademde var. Yani senin... Yani senin... Bu savcılık ifademde de var. Ben bu alınan takipsizliğin neden gerçekleştiğini anlattım savcı beye. Yani bu kelamları tekrar ediyorum bakın. Bu kelamların hepsi doğruydu. Ve ben asla hakaret etmem. Ne İzzet'e ederim, ne bilmem ne. Ben sert konuşurum. Sinkaflı konuşurum. Başkalarına göre. Ama ben de sinkaflı. Ben bu ülkeyi dolandırana sinkaflı konuşurum. Bayrağımıza laf atana, benim namusuma, şerefime, haysiyetime dokunana veya arkadaşlarıma, sizlere eğer ki tehdit unsuru varsa hodri meydan bir tezki çürütmem. Ama öbür türlü niye hakaret edeyim kardeşim? Dalga geçerim. Öyle bir zekaya sahibim. Bu konuyla da dalga geçtim. Neden? Çünkü geçmişimde validemle bir dayak yedim annemden. Annem rahmetli, belinde silah, elinde muştası uyurdu ya. Yastığının altına silahını koyardı ya. Böyle bir kadın. Öyle bir annenin, Arnavut anne. Evet. Öyle bir annenin çocuğuyum ben. Onun için annem araştırmış. Annem ne bulmuş peki? Birçok önemli siyasetçiye danışmanlık yapıyordu. Biri. Rahmetli. Nurların içinde yatsın. Amin. Allah razı olsun. Allah senin annene de çok uzun ömür versin. Amin. Annem İzzet konusunda araştırdı ve İzzet'in benden önce ve benimle birlikteyken de görüşmüş olduğu Ankara'da bir yerde
Söyle, 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 söyle. Yok nerede ya, olduğunu söylemem ya. Yakışmaz. Genel evde, arkadaşlar ben söyleyeyim. Genel evde. Ben söylemem ya öyle şeyleri. Söylemek de hoş değil, bize yakışmaz. Hayat kadınlarıyla mı beraber? Hayır, evet. Hayatım şeyde, böyle bir şey ifadende söyledin çünkü. Söyledim. Evet, tamam, bitti. Ve senle evlenmeden bir erkeğin o dönem var olan ihtiyaç, yani o dönem var olan yapı, kabul edilen şeylerdi bunlar. Şimdi artık yok da o dönemin konjonktüründe, o dönemin Türkiye'sinde bunlar vardı ve meşruydu. Bir adam seninle evlenmeden önce, resmi ya da imam nikahıyla evlenmeden önce ihtiyaçlarını buralarda karşılıyor olması seni neden rahatsız etti? Sen aldatıldın mı bir hayat kadını tarafından? Şimdi bak, o zaman seni bir hayat kadınıyla aldattı. Buna cevap verirsen. Ya çünkü adamın geçmişine bak, karışmanız doğru değil ve sevgili kardeşim bak. Ha. Şimdi ben buna cevap verirsem kendimi çürütmüş olacağım sözlerimi. Neden biliyor musun? Ben buna cevap verirsem kişilik haklarına kimsenin saldırmam. Ama geçmişi deşifre etmek de bize yakışmaz. Ben o gün, çünkü bugün çoluğu çocuğu var. Bize yakışmaz. Bize yakışmaz. Ama şu var ki bize yakışmaz. Bak gerçekten üzülürüm yani. Çünkü ben evet. Ama şu var. İnsanlar yaşanan bir şey vardı. Bana şimdi sen bir şey sordun, onun da cevabını vereceğim. Ben de hastalık mı? Bana bir şey sorulursa ben doğruyu anlatmak durumundayım. Biliyorum, o hastalığını bildiğim için soruları soruyorum zaten. Söyleyeceğim şimdi. Tiki var sordun, yani. Sorduğun sorunun cevabını Bahar alırsın. Bahar bana sordu. O gün masada sen de vardın abi. Ben de vardım, ben de vardım. Dedi ki İzzet Yıldızhan'la bir ilişkin varmış de dedi. Vardım. Doğru mu dedi. Sen evet, de vardın. Evet, vardım ben. Ben de şok oldum, tamam mı, Bahar'la ilgili. Allah Allah dedim. Çünkü deli kız o, biliyorsunuz Bahar'ı. Yalan da söyleyemeyeceğim, kanıt olacak. Evet. Yarın öbür gün birisi de önüme bir sürü haberlerimiz çıkmış geçmişte İzzet'le sevgili olduğumuzdan dolayı. Yalan da söyleyip de insanlar üzerindeki itibarımı da lekelememek ben için dedim ki evet, İzzet'le geçmişte birlikteliğim oldu. Baban değil kızım, sen ondan değilsin dedim. Makara yaptım, kestim. Aa, bir baktım millet kıyamet kopuyor. Ya yalan mı söyledim? Doğruyu söyledim. Sonra gitmiş beyefendi, neden bunu söyledim diye şey yapmış. Ben de gıcıklığına pazara çıktım. İzzet paçalı sever diye gırgır yaptım. Gırgır o, belli yani. Makara, tiyatral bir şey o. Onun için hakaret yok yani. Onun için yumuşak böyle gırgır şamata yaptım ya. E ondan da alınmış, gitmiş bir daha şikayet etmiş. Ondan da şimdi takipsiz kaldım. Ama şu var ki, gerçekten geçmişimde hatalı ilişkilerim oldu. Bu hatalı ilişkimde validem tarafından tespit edildi ve iyi ki beni annem dövmüş İzzet'ten dolayı. İyi ki beni dövmüş, iyi ki dedi ki annem sen nasıl böyle bir hata yaparsın, sen hiç mi utanmıyorsun? Bu adam şöyle 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 dedi, neler olduğunu söyleyemem ama benimle birlikteyken de hayatındaki insanları annem öğrenince annemden muştalı dayak yedim. Bakın muştalı. Oo, şaka yapıyorsun. Normal dövmedi annem beni. Çünkü anneme de el kaldırabilecek bir yapıda değil aile terbiyemiz olarak. Kafama muştayla vurdu. Yani hadi dedi özgür bir yaşam seçtin. Zor kabullendim. 35 sene önce böyle bir hayatınız. Tabii canım. Arkadaşlar. Şimdi rahatlar. Tabii. Şimdi bakmayın, şimdi de değerlendirmeyin onu. Tabii. Ve senin dedi... Şimdi bile göz ucuyla bakıyorlar. Senin ortamalı olmayasın diye her türlü her şeyine yanında olmaya çalıştık. Evlerimi, parklarımı, her şeylerimi, ailem düzeneğimi kurdu benim. Ben kendi kendime şöhret edeyim diye kendimi yırtıyordum. Bugün mesela pişman oldum, çıplak soyundum, öbürünü yaptım. Bugün ne bok yiyorlarsa biz de geçmişte onu yaptık yani. Yaptık be kardeşim. Hülya da yaptı Avşar, Sibel Can da yaptı. Aklınıza kim geçti? Seda Şoray yapmış, Seda Sayan yapmış, herkes yapmış. Seren Serengil yaptı. Seren Serengil, hepimizin memeler Durika. Laf söyledi Turika. Dedi biri Orika. Koydu Ahmet Torika. Hepsi geçti bizim başımızdan. Onun için... Şimdinin... Ama yani, o resimlerin hepsini yaptı. Elek yuvarlanmış, bilmem ne olmuş. Eski kaşarlar temiz olmuş hikayesinde kimseye bir şey anlatacağı bir şey yok. Bugünün çok
masum olanları, geçmişin en kirli olanları bir kere. Bunu herkes aklına koysun. Aynen. Aleyhine Tilki'yi eleştiriyorlar. İşte öbürünü, ben diyorum ya, Bahar Candan'ı eleştiriyorsunuz vesaire. Onun yediği bokları ben yemedim ama ona yakınını yedim. Öbürü onu da daha beterinde yedi. Ya İktibai yıllarında, Kuvvet yıllarında, arkadaşlar Beyrut yıllarında Maxim solistleri, uyduruyorum, Sacit abi daha iyi bilir yani. Maxim solistleri, işte Günay'ın solistleri, en önemli film artistleri, en önemli karakter erkek oyuncuları. Birileri jigoluk yapmaya gidiyordu, birileri motoristkoluk yapmaya gidiyorlardı. Onun için biz herkes birbirimizi biliriz, 40 kişiyiz. Şimdinin namusunda. Ha, şimdiyle ilgili, bugünkü aklım olsa beyefendiyle birlikte olmazdı. Tabii. Yani beyefendiyle birlikte olabilecek, yani bu tarz görüntülerde ben biraz kromaj severim, kro severim, inşaat amelesi severim tipi vardı ya bende. Evet. Yani inşaat önünden geçemezdim ben. Ulan birine aşık olurum diye. Şu an bir Seren Serengil bir bu. Şu an Seren Serengil. Bir bu. Seda Sayan. Evet evet. Bunlar Seda Sayan, Seren Serengil ve ben. 3 SS. İnşaat önünden geçerken hepimiz böyle gidiyoruz. SS oldu mu kork? SS oldu mu kork? Kaza yapsak yandık yani. Bir bunun içinde Safiye Soyman yırtıyor. Esis almak, o da Faik abi var diye. Faik var diye. O da Faik abi var diye. Onun için biz amele gibi el severiz. Yoksa Seda Sayan'ın Nihat Doğan gibi bir adamla çıkması mümkün mü ya? Ya aslında... Nihat Doğan'ı yolda gör, bir inşaatın önünde... Amele mi dersin yani? Amele şefi gibi duruyor. Yo, o biraz üstü başı bir de felsefe konuşuyor ya, amele şefi gibi duruyor. Mahsun Kırmızı'nın güne bak. Herif düşün ki çimentonun başında yapan bir adam gibi duruyor. E şimdi gerçekleri görmek lazım yani. İzzet Yıldız'ın eskisinden daha değerli toplu demişsin ama. Ama eskisinden daha değerli toplu da o günkü İzzet'le İzzet'i işte inşaat amelesi sever halindeydim ben. Yani şimdi bu saatten sonra atadan sonra ve parfüm kokan erkek Seren, sevmiyorsun yani. Seren'in de Mustafa Tohma'dan sonra bir daha geriye dönüşümüz yok bizim. Evet. Seda'nın da bu kocasının adı Çağlar. Neydi? Çağlar. Çağlar Ökten. Evet. Değil mi? Doğru. Evet. Çağlar'dan sonra onun da geriye dönüşü yok. Hepimiz artık üçümüz de salona adamız tercih evet. ettik. Evet, ne güzel. Neden? Çünkü krolar bizim çok canımızı acıttı. Ha. Yani kroların hepsi bizim canımızı acıttı. Yüreğiniz acıttı. Yani İzzet Yıldızhan, Mahsun Kırmızıgül, Nihat Doğan tarzındaki krolara artık hayatımızda yer yok. Ondan dolayı da savcılık takipsizlik vermesinin sebebi de geçmişte annemin, evet efendim ne diyorum Savaş? Kro demekle saf ve temiz demek istiyorum tabii. O kadar saf ki yani üzerine harç dökseniz tuğlayı arasını kaparsınız. O kadar saf yani. Bunu... Allah'ım yarabbim. Kro iyi bir şey Savaş. Kro iyi bir şey be, kötü şey, değil be. Şey. Ben seviyorum kroları gene. Seviyorum da artık bu saatten sonra kardeş gibi seviyorum. Bu SS'lerde yani bir şey var. İzzet Yıldızhan şey gibi, Mahsun Kırmızıgül gibi, Nihat Doğan gibi bir kro benim hayatıma giremez. Evet. Seren'in de hayatına girmez, Seda'nın da hayatına. Biz artık vizyon atladık. Evet. Sen kendi adına konuş. Onların girebilir. Başkası için garanti verme. Bak sonra burada bir daha düzeltmek zorunda çünkü kaldım. Çünkü bu SS'lerde sorun sen var. Sen kendi adına garanti ver. Sana kefiliz. SS'lerde sorun mu oluyor? Tabii bak Safiye Soyman da sizler. O da kro sever. O da şeyden onu, buldu işte. Hurdacı. Hurdacı buldu. Anladım. Faik abi de kaldı ama. Tamam işte hurdacı. Faik hurdacı buldu. Yani, ama o hurdacıların kralını buldu. Tamam bitti onu. O hurdacıların kralını buldu. Yani Safiye abla sadakatli kadın. Seray Sever de mesela bir, kurtardı kendini. Seray Sever de. Tabii o da kurtardı. O salona geçti. O da salon adamı. O da krocuydu. Tabii çok sever. Bravo Seray Sever de öyle. Tabii, şey, çok iyi bir evliliği Seray var. Seray Sever de öyle. Evet 4 SS. 5 SS krocuydu. 5 SS. Onun için biz şunu söyleyeyim. Şey gibi oldu matematik sorusu gibi oldu. Biraz önce. 5 S artı eşittir kro. Biraz önce sormuş olduğun sözle ilgili. Evet annem geçmişte. İzzet Yıldızhan'la ilgili yapmış olduğu tahkikatta aynı tarihte uygun olmayan yerlerde çalışan, şimdi kapandı öyle yerler anlayın ne demek istediğimi. Uygun olmayan yerlerde çalışan hatunlardan iki tanesi
ne birlikteliği varmuş. Onu ama, öyle birlikte ama bir şey söyleyeyim. Benimle birlikteyken. Bak Demirel'e soruyorlar. Rahmetli Demirel'e. Ne diyeyim yani şimdi? Siz kerhanede diyor, çalışan karılarla mı dedin? Siz diyor genel evleri kapatmayı düşünüyor musunuz diyor. Demem öyle. Şey. Demirel'in verdiği cevap. Ben mi vereydim? Hayır, biz kapatalım da millet bizi mi şapsın diyor. Aynen, aynen bu cevap veriyor. Onun için olayı böyle değerli. Millet bizi mi şapsın diyor. Nurettin abi mesaj atmış efendim? Sana. Nurettin abi. Soydan. Programı izliyor. Sevgilerimi gönderiyorum. Buradaki tüm ekip arkadaşlarımla. Nurettin Soydan, öpüyorum abi seni. Demiş oradan. Ki mevziye gel Seyhan'ı deşin 3 aylık program çıkar demiş. Nurettin Soydan mı? Ya kötü bir şey söylemiyor yani. Yok yok güzel bir şey söylüyor. Deşin diyor, deşin diyor. Deşin yani. Diyor, ondan çok program ben çıkar o konuşur. Ben ay ne bileyim konuşturmak istiyorlar beni istemiyorum ben ne olur yapmayın bana baskı kurmayın bana sonra. Zaten bir şey söyleyeyim. Yani sen var ya her şeyi soruyorsun bana söyletmek için. Peki bir şey söyleyeceğim diye. Bir dakika. Bak, sen Gökhan, bu mahkemeye Gökhan. Gelinlikle bu dava için gittin değil hayır. Mi? Hayır. Gökhan. Sosyal medyada birisi kendine beni aşık etti. Ha, sonra gitmiş. Ortadan yok oldu. Ben de gelinliği bana yolladığı gelinliği giydim ve mahkemeye gittim. Onları da kaydettim. Şikayetçi olan kişi yani müşteki olanı sanık olması için elinde yeterli delil var onda da. Ben hayatım boyunca haklı olmadığım bir davanın içerisinde, kaybedeceğim bir davanın içerisinde olmam arkadaşlar. Tayyar bir şey çünkü diyorum. Neden? Ben donelerle giderim mahkemeye. Şimdi bir grup atacı olan hanımefendi var. Hı. Nasıl? Diyorlar ki Seyhan Hanım artık başı bağlı bir ev hanımı. Nasıl olur da hayatında bir düzgün salon beyefendisi varken eski aşklarından bahsediyor. Hiç yakıştıramadı. Kim diyor onu? Hanımlar var. Karşı çıkıyorlar bu düşünce. Yalan söylüyorsun. Valla. Kur'an çapsın oku yalan söylüyor. Kur'an çapsın. Oradan bak, ben bir şey hesabım diyeyim. Vardır. Senin yemin yok. Elimi sürmüyorum yemin ya yok o, ama orada da şey yapsınlar. Biraz hakkaniyetli davransınlar. Bu konu gündeme geldiğinde Ata Seyhan'ın hayatında yoktu. Ve bu bir dava. Zaten ve bu dava bugün sonuçlandı. Ama bugün artık Seyhan'ın mutlu bir beraberliğinin üzerine kol kanat gelmiş bir sürü hanımefendi var. Onlar artık bu meselenin... Canlarım bana bir sürü insanlar diyor ki ne oldu İzzet Yıldızhan dava açtı ne oldu? Canım bana yazdıklarınızın belgesi ekrandaydı. Bu konuyla ilgili takipsizlik aldım. Ve bu konuyla ilgili ısrarlı bir dava olursa geçmiş donelerle ilgili mahkemeye bol bol gideriz. Kadar ne geçmiş donelerle ilgili. O donelerde neler var? Annemin o tarihte yakalamış olduğu şahısların isimleri ve hatta annem o tarihte fotoğraf makinesi vardı. Cep telefonu yoktu arkadaşlar. Böyle plastik Nokia'lar vardı. Annem onlarla onların vesikalarını çekmiş. Ben iyi arşivciyimdir. Unutmam. Vay. Neyse. Geçmiş olsun. Gelin. Hadi bakalım geçmiş olsun. İzzet yazık etti. Bir daha gündeme getirmiş oldu konuyu. Sağ yani olasın İzzet Yıldızhan. Hani Gülşen'e bizi... çakıyordu ya. O da reklam yapıyor. O da yapıyor. Ben de o tarihte Bahar bana bunu söyledi diye yaptım. Sonra da bir baktım haber oldu ya. Biz de ruh hastasıyız. İzzet'te de var, bende de var, hepimizde var. Haber yer alınca konu bir daha deşifre oluyor. Bir daha deşifre oluyor. Şimdi İzzet mahkemeye oldu. Verdi, bir daha deşifre oldu ki şu anda yaklaşık yarım saattir bu konuyu konuşuyoruz mesela. Yani evet. İzzet kendi istedi aslında bunu. Evet, dava bu, eğer yani, açmamış olsaydı unutulmuş gitmişti bile. Evet. Allah bakın, evet. İzzet Yıldızhan bu konuyla ilgili takipsizlik aldı. Bir daha herhangi bir şekilde bana dava açarsa, yemin ediyorum mahkemeye Diyarbakırlı ya. Ve onun memleketinin gelinliğini giyerek at üstünde gideceğim. Allah belamı versin. Adliyenin orada park etmen zor bir zaman. Bir sürü dava açabilirsiniz aslında. Yok, karşı dava. Ben açmak istemiyorum. O açarsa ben karşı dava açacağım. Hı. Yok yok da niye açsın dava? Niye muhatap alsın ki? Bir de bir şey söyleyeceğim yani. Ben İzzet'ten sonra, İzzet benim imam nikahlı eşimdi. İzzet'ten sonra bir İran bir ülkenin prensinle evlilik yaptım. Hatta sohbet edin ya Allah aşkına doğru mu falan filan diye. Bir prensle evliydim. İzzet ne oluyor? Ama yandım Allah diye İzzet, kaçtı. İzzet nikahlı kocamın şoförü bile olamaz yani kalibrasyon olarak. Yani şimdi düşünüyorum da ya bu türkücü kromatik tayfalara neden aşık olmuşuz biz? Seren'le çok konuştuk bu olayı. Yani
Arabesk damarınızı mı besliyordu? Seda Sayan'da, Sabir Toyman'da, Seray Sever'de, bende. Ne buluyordu? Herhalde biz ailelerimizden uzak, onları baba gibi, onları bir de İsmet o zaman çok genç sevgili tabii. Gibi. Hepimiz çok tabii. Gençtik. Yani sen de çok gençtin. Yani o damar ruhunuzu mu besliyor yani o şarkılar? Hayır, böyle yanık adam işte, bilmem ne falan. Kızıyor ya mesela, kurban iki gözüm sen ya, aşıyor mu sana dediğinde içimizin yağları eriyor. Yani adam gibi onu söyleyecek etek giydiğimizde. Sevgilim be, giymiş olduğum bu kıyafet ya gerçekten yani benim canımı acıtıyor diyen bir adam varken öyle adama mesela gibi, siktim diyorsun yani. Hayır, ata gibi bir adam. Ata bana bir şey söylemesine gerek kalmadan kıyafetime bakıyor, gözlerini anlatıyor. Onu giyme demeye getiriyor. Bak upuzun etekler giyiyor. Gözünle bakarken de yetiyor. Hakikaten sen ama mesela artık izzet gibi bir adam, gözünle baksana olacak. Gözü oynakta zaten. Kok 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 oynuyor. Ben de kıyafetlerini. Abi ya. Ya. Ya şimdi İzzet'ten şiddet gördüğümü mü anlatayım size? Bir gün de onu anlatırım. Ay. Yani onun için. Sen İzzet sana şiddet gösterecek. Evet. Ay. Sen ona göstermişsindir bence. Yok, hayır. Bence sen ona. Sana ben bu olayı paylaşmıştım. Evet, biliyorum. Hatırladın mı? Bilmem mi? Maalesef. Bir İzzet'ten. Amerika'dan bağlandı ya. Amerika'dan bağlandı. Kadın anlattı ya, Amerika'dan bağlanıp anlattı. Bol malzeme var bende. Merak etmeyin. Ama yani bir daha eğer ki Seren Serengil veya Seda Sayan veya ben atadan ayrılırsam, o Mustafa Doğmadan, öbürü Çağlar Ökten'den ilk seni şeyde arayacağım. Adaysın. İnşaatta arayacağım. Bize artık adaysın, haberin olsun. Ha doğru, amelesi klasından çıktıkları için artık. Artık evet. Siz, sen eyvah, tehlikeli bir adamsın eyvah, artık. Eyvah. Yani sana yazılabiliriz. Ama bu saatten... Ben yabancıya gittim. Ata! 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 Bu arada dün pazardı, çok fazla şey olmadı. Kutlama yapamadım. Gökay'ı kutlamak istiyorum. Dün Dünya Yılan Günü'ydü. Evet ya, Dünya Yılan Günü. Sorry de kutladım ama bu dünya yılan günü. Dünya Yılan Günü. Efendim bu konuyu söyledim tüm basın mensuplarına da buradan duyuru. Konuyla ilgili takip eden medya arkadaşlarımıza İbrahim diyorum. İzzet Yıldızhan'la ilgili takip kararı alındı. Bu kararla ilgili otomatikman da tescil olmuş oldu mevcut olan ilişkimiz. Ben şimdi bu saatten sonra ben inkar ediyorum. Sen yırsan kendin istemem. Tamam İzzet, uzak dur benden. Peki, Gülbül'ün konusuyla mı devam edelim? Nasıl yapalım? Hayır, bu konuda bir konu var. O konuyu muhakkak... konuşmamız Ece lazım. Erken. Ece Erken olayı. Evet. Ece tabii, Erken ile ilgili tabii. Masadaki kişilerin arkadaşlar yorumlarını almak istiyorum. Ve masada bu olaya şahit olan iki kişi var. O süreci Başak Çukan ve Nurcan Sabur'dan evet. Önce. Sizler anlatacaksınız ama ilk Tayyar'la başlamam tabii lazım. Başlıyor, tabii başlıyor. Çünkü konuyu veterimiz Tayyar ve Gökay'ın fikirlerini almak istiyorum konuyla ilgili, bu cinayetle ilgili yorumlarını. Sonra siz ben... ara olarak bir de hiç bilmediklerinizi sonra ben anlatmak istiyorum. Peki. Efendim Ece Erken'le ilgili öldürülen eşinin kardeş tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Ece Erken, ben kocamın karısıyım, bu işlerden korkmam, yemezler dedi. Buyurun gelsin efendim. Ben bir lavaboyu kaç kişi var izleyici? İçerideyiz. Ha geldi mi? Sevgili canlarım, arkadaşlar. Yok hayır, ben lavaboya gidiyorum, sağ ol. Ece Erken'le ilgili ilk yorumun senden anlatıyorum. Evet, Tayyar'dan başlayalım. Saçan, şimdi... Bu cinayetle ilgili ben bütün olayları emniyetin konuyu araştırırken almış olduğum istihbaratları hep konuyu verdim. Hem emniyet mensupları, sevgili dostlarıma, kardeşlerime ışık tutmuş oldum, devletin kolluk görevlilerine, hem de savcılık makamı ve NAD'a ışık tutmuş oldum. Ve bu arada da Ece Erken'e aramızda gönül kırgınlıkları olmuş olsa da onlara da tedbir aldırdım. Buyurun. Şimdi sevgili rahmetli Şafak'ın bir hiç yoluna öldüğünü biliyoruz kıssadan ise geldiğimiz yerde. Ama ölmeden önce Şafak'ın bazı malları devretmesi, üstü açık boş çekler bırakması...
bazı vekaletler vermesi, tuhaf, sanki bir şeyleri bekliyor gibi. Bir şeylerin olacağından kuşkulu. Bu Halil Falyalı olayında da gördük Kıbrıs'ta. Halil Falyalı artık o kadar inandırmış ki kendisini vuracaklarına. Son 3-4 haftadır arabalara ayırmış. Ailesi başka arabada. Halil Falyalı başka bir arabada geliyor tek başına. Yani Kıbrıs'ta güvenliği bu kadar üst seviyede ve Kıbrıs'ın içinde oturmuş artık. Hani ayağa takılıp düşmeye kalksa asfaltı baştan yapacakları bir adam. Artık o kadar kendisi kabullenmiş ki aman aileme bir şey olmasın durumunda. Şafak da tekneyi devretmiş. İşte saatler ayrı bir şey, kasa işi ayrı bir şey, senet çekler ayrı bir şey. Şafak'ın ölümüyle beraber aile içinde aslında aylardır, belki de bir buçuk yıldır süre gelen Ece'nin Şafak'ın hayatına girmesiyle beraber de cilalanmış bir aile içi başka bir durumun ortaya çıktığını gördük. Şimdi Ece'nin söyledikleri bir arada okuyunca şey dedim. Ya bunları paylaşacağına niye bir savcının kapısını çalıp ya sayın savcım böyle bir durum var. Adam benim evimin güvenlik kamerası kayıtlarını ki eğer Acarlar yani oturduğu sitenin yönetimi Ece'nin evine ait görüntüleri oraya ait görüntüleri birilerine verdiyse Ece Acarlar'dan ev alır. Yani bir ev daha alır eğer böyle bir şey tabii. Söz konusuysa. Acarlar'dan bir ev daha alır. Yani avukat tazminatla. Tabii biz nasıl diyoruz ki insanların iki kişinin arasındaki yazışmanın kişisel verilerin korunması kanununa göre ayyuka çıkartılması, paylaşılması, yayılması suçsa güvenlik kamerası görüntülerinin Ece'nin adını andığı Sedef diye bir hanımefendi tarafından alınmış olması, evinin takip ettiriliyor olması bu bir paranoya yaratır. Niye sadece onun evinin görüntüleri? Sonra kapısında bekleyen şahısla ilgili isim de zikrederek ismini de öğrendi. Beni bu isme beklettiriyorsunuz hayırdır diye çıktığı. Demek ki Ece'nin evinin etrafında bir şeyler oluşuyor. Hala Ece ile hesaplaşılamamış bir şey var, bir durum var. Şimdi Ece bunları sosyal medyadan paylaşacağına bir savcıya girip dese ki sayın savcım ya benim kocamı İstanbul'un göbeğinde çatır çatır kurşunladılar ve öldü. Benim de böyle bir durumum söz konusu ailesi için içinde. Benim evimin görüntülerini alıyorlar, bana bunları atıyorlar. Benim hayatım da tehlikede. Ben bir çocuk annesi bir kadınım. Kendi başıma yaşıyorum. Başıma her şey gelebilir. Ona göre de Güvenlik Şube Müdürlüğü bu konuyu araştırır, savcılık da onaylarsa bir poliste koruması verilir. Koruma verilir. Ece şimdi sosyal medyadan hesaplaşıyor. Anladığım kadarıyla önce içeride bazı şeylerin kamuoyunda bir deşifre olmasını istiyor. Önce o yolla çözüyor. Savcıya gitti mi bilmem. Gitmiş gitmiş. Diyor ki savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz. Anlattığına diyor. Göre çünkü bu birebir muhabbet olacağını çözülecek bir şey değil. Bu arada Acarkent nasıl bir güvenlik zafiyeti var ki Sedef Ağa gidiyor Ece Erken'in ev önü kamera görüntülerini istiyoruz diyor. Siz de veriyorsunuz diyor. Veremezler. Abi suç. Mahkeme kararı olmadan veremezler. Vermişler. Bak şimdi. Veremezler ama suç. Tabii ki suç. Suç işlemişler yani. Yani. Kim suç işlemiş? Acarkent'in yönetimi. O kameraların görüntülerini veren kişi savcılık ya da mahkeme kararı olmadan savcılık da isteyebilir bunu. Soruşturma no, içindeyse. Hangi kararı kastediyorsun? Güvenlik kameralarının verilmek tamam. Kararı. Yani tamam. Güvenlik kameraları şart değil emniyetin istemesi. Kendi güvenliğini talep edebilirsin mahkeme kararı olmadan. Edemez. Edemezsin. Edemez. Edersin. Veremezler. Edersin. Ben senin evini görüntüleri veremezsin. İsteyemem. Veremezsin. Kendi evimin görüntüsünü, girişini, çıkışını mahkeme kararı olmadan sen, alabilirsin. Sen kendin alabilirsin. Sen kendin kamera kaydı koydurtturduysan kameralarla. Zaten senin elinde o. Ama bir güvenlik şirketine burayı sen koruyacaksın diye güvenlik kamerası kayıtları yapıyorsam sen ancak mal sahibi olarak evin soyulduysa, arabana bir şey olursa şüpheleniyorsan alamazsın. Bu görüntüleri gider seyredersin. O görüntüleri yine mahkeme kararı mahkemeye sunarlar. Sana eğer bir şekilde veremezler. Bir dakika ben söyleyeyim. Ben büyük bir sitede yöneticiyim. Güvenlik kameraları genel kurul kararıyla alınır. Herkes kabul eder. Kabul etmemiz gerekçesi de şudur. Güvenlik nedeniyle bir olay olduğunda geriye dönmektir. Bunu da sadece mahkemeler ve jandarma ve polis talep edilir. Onun dışında hiçbir kişiye gösterilmez. Çünkü benim oturduğum binada gösterilmez bile. Benim oturduğum binada narkotik birimleri bir operasyon yaptılar komşuma. Daha sonra komşumun avukatı binanın giriş çıkış kamera kayıtlarını istedi. Ben de yöneticiyim. Dedim ki hayır. Yani mahkeme dava açılır. Tabii. Sizin itirazınız varsa olaya karşı
mahkeme bize bir yazı yazar. Biz bunu size veririz. Şüphelendiğiniz bir şey varsa şunu yapabiliriz. Size ancak biz bulunduğumuz alanda size seyrettiririz ama kayıt veremeyiz. Çünkü kaydın, yani kişisel verilerin korunma kanunu bütün apartmanlara bile şu yazılar asıldı. Binamız 24 saat kamera kaydı izledi. KVK gereğince görüntüler gizli kalmaktadır. Yani yoksa herkes birbirinin görüntüsünü satsın. Şimdi burada yine söylüyorum, eğer Acarların çünkü kendi güvenliği, başka bir şirketten güvenlik almıyorlar. Kendi güvenlikleri. Ece bir kere sağlam bir kancayı yakalamış. Yakalamış canım. Yani ha şu olur, biz böyle bir görüntü almadık. Veren de ha derse, çünkü yani Ece isimler sayıyor, enteresan. Celal diyor, Sedef önünde, diyor. Sonra kapısının önünde bekleyen adamın, yani kendisini takip ettirdikleri adamın adını öğrenmiş. Bu sizin adamınız Süleyman değil mi diyor. Süleyman diyor. Onun için Ece'nin cephesinde... Süleyman derken neyi kastediyor? Süleyman diye, Süleyman diye birinin kendisini takip ettiğini söylüyor. Birebir yani evin önünde takip ettiğini. Hayır, Süleyman diye birini kastederken ortağı Süleyman Bey'i kastetmiyor. Hayır. Evine giden kişiden bahsediyor. Sonra tabii tuhaf olan da şu, karşı tarafta yazışmaları var. Yani kayınbiraderiyle, eks kayınbiraderiyle yazışmaları var. Tabii bu mesajların paylaşımı suç. Suça iştirak etmemek adına metnin içini okumayacağım ama genelden böyle baktığımda karşılıklı kılıçlar çekilmiş. Yani kayınbiraderle Ece artık şey yok. Tabii. Birbirlerine net girmişler. Çünkü biri ona diyor ki aynen devam göreceksin. Öteki diyor ki ha öyle mi? Celal Efendi kardeşinin karısına saat 6'da mesaj atacak kadar adamcıksın diyor. Yani şimdi mahkeme şuna bile bakıyor. Aile bağı yoksa gece saat 10.30 itibariyle, bakın bunu iyi dikkatle alın. Gökay'cığım şunu okusana. Bir saniye de. Arkadaşlar. Savaş diyor ki şunu diyor okuyun, daha iyi anlayacak seyirci diyor. Var burada var. Elimizde var. Hayır metinde hayır. Var. Orada. Ha, burada var. Önde. İstiyorsan buradan da okuyabilirsin. Daha iyi. Daha mantıklı. Evet. Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celalcik. Sedef'i Acar kentin güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen kardeşinin mallarına çökmüşsün. Katillerin peşine bir saniye düşmemişsin. Benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki? Aldır. Benim abdestimden şüphem yok. Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz. Ah Şafak ne üzülüyordur. Ben hepinize tek başıma yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim, sıkıntı yok. Celal Efendi... Kardeşinin karısına sabah 6'da mesaj atacak kadar adam çıksın. Bu arada Acar kentte nasıl bir güvenlik zafiyeti var ki Sedef A gidiyor, Ece Erken'in ev önü kamera görüntülerini istiyoruz diyor ve siz de veriyorsunuz. Savcılığa ayrıca şikayette bulunacağız. Sen Celal Efendi, kardeşinin karısına sabah 6'da mesaj atacak kadar adam çıksın. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş. Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada. Siz de şahitsiniz, tek kuruş almadım. Şafağın bir minibüsü kalmış, o da bende değil. Kapı onu önümün, da aldılar. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı, Ece'de mi diye. Ya 500 bin vereyim de sussun da Şafağa bir dua edin. Kırkını bile yapmadınız, Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın diyor. Peki. Gece saat 22.30 itibariyle. Hiçbir aile bağınız bulunmayan birinden aldığınız mesaj mahkemede suç sayılıyor. Bunu aklınızda olsun. Nasıl? Bir daha söyle bakayım. Gece saat 22.30 itibariyle aile bireyiniz olmayan birinden hesap, kitap, hırt, zırt, buna avukat olsa dahi hakkınıza size yazdığı bir mesaj mahkemede suç kabul ediliyor. Kaldı ki sabah saat 6'da 3 sayfaya yakın, 4 sayfaya yakın yazışma metni var. Karşılıklı yazışmışlar. Sabah saat 6 itibariyle tabi bazı cümleler tehditvari karşılıklı diyalog halinde devam ediyor. Yani Ece'nin uzun bir süre daha başı ağıracak gibi bu konuda. Hiçbir şey olmaz ona. Ona bir şey olmaz. Neden? Çünkü bu konuyla ilgili bakın. Şimdi ilk ilişkisiyle ilgili en ağır eleştiriyi ben yaptım. Yani bizim masa ama eleştiri babında hakaret yoktu. Gitmiş bizi dava etmiş. Ama bu konuda da yiğidi öldür hakkını ver. Yani belki ilişki konusunda yanlış bir ilişkiye başladı diye çok eleştirmiş olabilirim. Ama şu var ki bu konuda
benim kardeşim ölecek. Birlikte olduğu kadın, genel evindeki kadın bile olsa ben onu mağdur etmem. Tabii canım. Ben onun altındaki arabayı almam. Ben onun sahte evraklar düzenleyerek, sahte çekler düzenleyerek kasadan çıkan evrakları öbür karısını da etkiliyor, çocuklarını da etkiliyor bu. Tabii canım, herhalde yani. Yani bencelerin bunları olacağını ve birbirine düşeceğini hepsini söylemiştim. Millet dedi ki, ya sen ne diyorsun dedi. Celal'in dedi, karısı dedi, Ece'yi dedi, övüyor dedi. O zamandı. Ece tırnaklarını gösterdikten sonra kıyamet kopacaktı. Evet, Başak. Şimdi tabii ilk bu konular gündeme geldiği zaman Seyhan Soylu Ece'ye açıkçası aslında akıl verdi ama Ece o dönem acısından ve ailenin kendisine bunları yapacağını pek öngöremedi açıkçası. Belki usulü sert seçmiş olabilir. Evet, ama orada da söylediğin şey neticede diğer tarafta da mağdur edilen, ne olursa olsun iki çocuğu arkada kalan. Hani hep söylediğimiz bir şey var ki Ece Erken'in en azından rahmetliden çocuğu yoktu. Öbür tarafta öbür kadının iki tane evladı var ve hayatı boyunca Ece mutlaka iyileşecek, yaraları geçecek, belki gelecekte hayatına biri girecek, başkasıyla hayat kurabilecek ama diğer tarafta da hep çocuğuna babasının YouTube'da nasıl öldürüldüğünü izleyen bir evlat ve onların ben pedagoğa gittiğini, annenin onlara psikolojik destek aldırdığını biliyorum. Onlar yaş itibariyle de çok küçükler. Biz yetişkin olmamıza rağmen Seyhan, babamızın orada ölüm şeklini, onun acı çektiğini, yardım istediğini görsek bu hafızamızda asla silinmeyecek bir görüntü. Rahmetli'nin hakikaten yaşadığı şey hepimizi çok üzdü. Bak tanımadığım halde izlerken yüreğim sızladı ya, o adamın acı halini görünce. Adama, insan olmanın nerdeminde yani var. Adama diz çöktürüp. Evet, o çok acıydı. Adam dizlerinle yürüyor, ayağa kalkamıyor, kurşun sıkıyor. Bak tekrar ediyorum. O kurşunu oradaki kişi bilinçsizce sıktı. Evet, o öleceği düşünmedi. Diye aynen, sıktı. Aynen. Öleceği öldürmek asla, için değildi o kurşun. Asla, hakikaten onlara da bence ölüm haberi sürpriz oldu. Ama yani netice bu itibariyle öldürme olayı ailesinin sonradan da işine mi geldi? İşte Ece'nin menfaatlendi mi? Biz bunları söyleyelim. Ya sizden rica ediyorum, olayı böyle gösteriyoruz, bizi orada göstermezseniz seyirci kopuyor, ben bunun istatistiğini yaptım, bilginiz olsun. Ve bunu olsun. 5 kere söyledi. Ve bunu 10 kere filan söyledim, 5 kere filan değil. Rica ediyorum, bunu yapmayın bir daha. Rica ediyorum. Bizi şu anda biz ulusal bir kanalda değiliz, seyircimiz interaktif olduğumuzdan dolayı izliyor. Bunu ulusal kanalda yaparsanız çünkü bu tür teknik zafiyetlerde bulunmazlar, daha ciddi çalışırlar. Ekip daha tedbirli olur. Veya teknik daha alternatifli, herkese çift mikrofon olur vesaire olur. Canlı daha fazla olacağı için. Ama biz interaktif bir yayın yaptığımız için kopulmasın ki daha net alalım. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Şurayı bana okusana. Az önce okuduğum orasıydı. Bir daha oku bak, ne çıkaracaksın? Yani ya okur gibi okuma. Tamam okuyacağım ama aklımdakini söylemek istiyorum. Celal Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi Buket Mahmut Yazıcıoğlu benim ortaokuldan arkadaşım. Evet, ortaokul ve liseyi biz beraber okuduk. Harika. Bilge Kağan Lisesi'nde. Çok kardeşlerdi onlar. 4 kız ya da 3 kız kardeşler. Biz okurken okuduğumuz dönemde Buket şimdiki soyadıyla Buket Mahmut Yazıcıoğlu kızlık soyadıyla Buket Ünoğlu muydu? Buket. Buket diyelim. Neyse. Evet. Buket'in de babası öldürüldü. Öyle mi? Tabii. Böyle bir hesaplaşmada Buket'in de babası öldürüldü. Hatta çok sıkıntılı, travmatik zamanlar falan yaşamıştı. Böyle mafyavari işlerden mi gene? Yani hep bu tarz bir hayatın içerisinde olduğunu hani anlardık ama dile gelmezdi, konuşulmazdı çok fazla yani. Buket de zaten çok böyle şeydi, kodumu oturtan bir kızdı yani, hani böyle raconlu bir kızdı. Severdim de, sonradan çok sevdim Buket'i. Hatta Instagram'da falan eşiyle beraber eklilerdi bende. Ama uzun süredir sosyal medyayı kullanmıyorlar. Yani ben burada Ece'nin yazdığı... En son yazdık... Ece Erken'i yorumlarda kullandılar. Ha. Canım görüncem. Ama aslına bakacak olursan mesela bu olay olmadan önce, bu olay olmazdan önce baktıklarımda
Hep fotoğraflarda hep birlikte böyle hani gayet mutlu aile tabloları vesaire falan görüyordum fotoğraflarda da, yorumlarda da. Ben yani şu an Ece'nin yazdıkları zaten senin anlattığın ve sen çeşitli şeyleri anlattığında, hatırlıyor musun bu konuyla ilgili son yayın yaptığımızda benim son sorumdu bu. Peki Seyhan, hiç adı anılmayan bir adam var ortada. Yani bu adamın kardeşi öldürüldü. Neden raconlarda bu adam yok? Neden hani sesi yükselenlerde hesap sorup adalet arayan bir tek Ece mi? Celal Mahmut Yazıcıoğlu'nun neden bana, dedim adı anılmıyor? Bana şapan söyledi. Sen sadece hatırlıyor bakın, musun Seyhan? Şimdi Ece Erken bunu iyi dinle. Söylemeyeyim de bunu. Bunu söylemeyeyim ya. Savaş. Söyleyeceğim, ortalık karışacak gene. Ortalık karışacak. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun kardeşi Celal Mahmut Yazıcıoğlu'na ilgili bir yorumu oldu. Beni aradığında. Şafak mı? Bu günleri görmüş. Bu günleri görmüş. Yani arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Tayyar, mesela şu ne kadar zaman oldu? 40'ı çıktı, 52'si falan oldu herhalde değil mi? Canım fazla. Daha bile fazla. 7 ay oldu. 6-7 ay oldu ya. Artık zaman kavramım yok çok fazla. O kadar çok konuşuyoruz ki konuları. Neden Celal Mahmut Yazıcıoğlu'nun verdiği bir açıklama, aradığı adalet, katillerin ya da zanlıların bulunmasıyla alakalı vesaireyle, bu süreçle, neden sebep-sonuç ilişkileriyle alakalı, neden bir açıklaması, bir haberi, bir şey görülmedi? Ya senin ailenden, senin kardeşin, senin karındaşın öldürülüyor ve kahpe bir şekilde öldürülüyor ve sen bu görüntüleri görüyorsun. Aile adına değil mi? Arkada kalan bir aile erkek olarak, adına, aile büyüğü beklersin olarak. Beklersin yani ve ben bunu garip karşıladığımı, tuhaf karşıladığımı evet. Seyhan'a sorduğumda. Ve her iki yengene de sahip sadece, çıkmak zorundasın. Yani Seyhan sadece şöyle yayında döndü, pis bir güldü bana ve kafasını çevirdi. Orada anladım zaten neyi ima etmeye çalıştığını aslında bakacak olursa. Üç aşağı beş yukarı anladım. Ve şu anda da zaten Ece Erken'le işte Celal Bey ve Allah, Celal Bey'in eşinin var ya, birbirlerine girmesinin arkasındaki versin. Sebep anladığım kadarıyla bu. Kardeşin de hayırlısını versin, karının da evladın da hayırlısını versin. Amin. Havada da kalmasın. Bu arada az önce söylediğim şeyde de şunu söylüyorum. Yani bunlar böyle töre evlilikleri gibi bilmem ne vesaire ne bileyim hep böyle bu tarz hayatları yaşayan insanlar ya da hayatında bu tarz hesaplaşmalar olan insanlar bu tarz evlilikler ya da bu tarz çevrelere mi gidiyorlar? Bak Buket'in babası öldürülüyor. Buket çok zor bir gençlik vesaire. Hep güçlü olmak, güçlü kalmak vesaire falan bu o işlerin içerisinde. Ardından evlendiği adam ve evlendiği adamın erkek kardeşi vesaire falan. Yani sürekli bir kurşun ve silah durumu söz konusu hayatta. Şimdi bu tesadüf müdür sizce? Buket nereli bilmiyorum da rahmetli Mahmut ve ailesi Karadenizli. Yani zaten aile yapısı olarak silaha ya da olaya çok uzak değiller yani. Hukukçu olarak da içinde bulunduğu dava dosyaları falan seni ister istemez bazı adamlarla işte Beşiktaş Kulübü'nün içinde yer almakta falan zaten daha farklı stratejik insanlarla oturup kalkmaya başlıyorsun. Ve ben çok yakın arkadaşlarımdan da şahit oldum. Yürüyüşleri değişiyor. Bir süre sonra onların hayatlarının içinde onlarla büyümüş, onların rajonuna böyle havakıf olmuş falan çok etkileniyorlar bu işlerden. Baktıkları dava dosyaları işleri falan böyle boş değil. Zaten belaya çok yatkın işler olduğu için. Dahil olmandaki şey karşı tarafta konuşurken aynı müvekkili gibi konuşmaya başlıyor. Yani onun tarzında hareket etmeye başlıyor. Zaten işte Mahmud'un rahmetlinin son buluşması da racon. Hesaba işte alacak vereceği o abilik yapacak. İşi çözecek orada. Ama gelindiği nokta hani korkutalım gözdağı verelim diye sıkılan kurşunlar büyük damarın yırtılması sonucu hayatına mal oldu. Aynen. Ve olay tamamen. Evet. Doğru. Şimdi o zaman şeyi yani bu olay artık inşallah halledilir. Şu Yeliz Yeşilmen konuğumuzla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Onun şimdi, konusunu isterseniz bir konuşalım. Şimdi yayında bu amcayı yayında rica etsem arar mısınız? Kimi? Ali Uğur Akbaş'ı arar mısınız?
Ama ilk önce bir konuyu açalım isterseniz izleyicilerimiz için. Şimdi açarsak bir daha geriye dönüş olmaz. Ben yok, iki gündür işliyoruz zaten, izleyici biliyor. İki gündür buradayız. Bugün buraya gelmesinin sebebi Seyhan Hanım şey ya. Koydu. Dedi ki eğer Ali Bey seni arar da çocuklarının hakkı sizler olanı verirse... Ali Bey'e bir yazar mısınız konuyla ilgili? Ali Bey seni arar ve çocukların hakkı olan o arabayla ilgili senetleri iptal ederse bu konuyla ilgili bir şey yapmayacağım ve konuşmayacağım demişti. Hanımefendiyi de hafta sonu Ali Bey aramamış. Şimdi de Seyhan Hanım diyor ki ben yine de bir hafta daha beklemek ve ona bir zaman vermek istiyorum deyip ona da söz hakkı vermek istiyor bu arada. Elbette ki söz hakkı zaten var da. Biz cuma günü de vermiştik o söz hakkını bu arada. Hep veriyoruz, herkese veriyoruz zaten. Diledikleri zaman var. Yani belki, evet, her zaman. Gülbin burada diye olay başka bir noktaya gitmesinde muhatap olmak istemiyor olabilir. Peki. Ertesi gün de bu cevap. Cep telefonlarımızı koyduk arkadaşlar. Konuya şimdi aktif olarak geçersek. İlk Gülgün, Gülbin Vardar konuyla ilgili ilk sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı. Yapmış olduğu açıklamada şu vardı. Benim çocuğuma araba aldın. 20 yıl önce de bana yaşatmış olduğun her olayı yaşları 40 olan arkadaşlarımız şu andaki yaş skalasındaki 46 belki hatırlayamayabilir 35-6 veya ama bundan 20 yıl önce bir hayli büyük skandal olmuştu Yeliz Yeşilmen'le. O tarihte de Gülbin Vardar, Ali Uğur Akbaş da evliydi. AVM'de onların kavgaları, sosyal medya üzerinden kavga yoktu ama o tarihte çok yoğun bir magazin vardı. Magazin ve haber realite programlarının en çok izlenilen, en çok konuşulan konusuydu. Gülbin Vardar'ın eşinin Yeliz Yeşilmen'le olması. Aradan yıllar geçti. Artık aradan bir sürü sular geçtikten sonra Yeliz Yeşilmen de evliliğinden iki çocuğu oldu. Ve bu çocuklarınla ilgili sosyal medyada gözyaşlarını dökerek çocuklarıma bir şey yapacak, bana bergen yapacak beni derken hepimizin dikkatini çekti birkaç ay önce. Ve ben de o tarihte Yeliz Yeşilmen'i Al Sana Haber'e davet ettim programcı olarak. Ve mevcut olan programda Ali Uğur Akbaş'ta çocuklarının var bak ikinci kez yıkmışsınız yuvayı barışın falan gibi böyle yapıcı, her ikisine de kardeşlik yapabilen, dostluk yapabilen söylemlerim olmuştu. Ve bunları dile getirmiştim. O tarihte de Yeliz Yeşilmen boşanmış ama bana programda da konuştuğumuz gibi kocasınınla beraber olduğunu ve bu o yani boşandıktan sonra da beraber olduğunu, başka birine birlikte olacağımı, seks ihtiyacımı kocamda gideriyorum diyerek çok güzel bana göre bir davranış biçimi sunmuş. Ve olay öyle kapanmıştı. Sonra Al Sana Haber devam etmişti. Buraya kadar herkes biliyor. Ama bundan 2 ay önce, 3 ay önce bir araba alıyor. Yıllar önce terk etmiş olduğu çocuklarına. Gidiyor Hyundai Accent. Evet, doğru. Hyundai bir araba alıyor. Arabanın değeri 350 bin lira veya 330 bin lira veya 300 bin lira neyse. Gülbin, bu sizden gelen bir talep miydi? Yok. Yoksa hiçbir şey yokken birdenbire... Yok, ben kızı istemiş, Amerika'dan babası da alacağım demiş. Amerika'dan getirdim büyük kızımı. Ben de dedim ki onlar da zaten boşanmışlardı. Evliyken zaten hiç görüştürmüyordu karşı taraf babasıyla. Dedim ki al çocuklarına biraz da sahip çık. Ben çok yoruldum gerçekten yani. Artık bu saatten sonra benim sözümü de dinlemiyor çocuklar. Kocaman kızı olmuşlar. Tabii. O şekilde ben onları Bodrum'a gönderdim. Ama gönderdim ama orada da huzur vermedi karşı taraf. Çocukların evine geldi. Ben buraya oturacağım dedi. Siz çıkacaksınız falan. Çocuklar duramadı geldiler. O esnada bir tane işe gidip gelirken aleyhine bir tane araba almış kendisi. 20 sene sonra bir iyilik yapmış zannettik biz de. Araba alırken de senet imzalatıyor çocuğa. Bu da normal. Bakın şu olabilir. Arabayı alırsın. Bakın buna da takılmıyorum ben. Ali dedi ki ulan dedi. 20 sene önceydi. Çenen düştü. 20 senedir senin çenenin bir zembereğini bilmem ne yapayım dedi. Hani kavgalılar ya Gülbin'le. Evet. Olur olur. Birbirlerinden nefret ederek kimler ayrılmış olur. Ama o yavru senin. Tabii. 20 yıl önce terk ettiğin eğitimine... Napaka ödemediğin,
çocuğuna bakmadın. Ağladığında gözyaşını silmedin. Başını okşamadın. Güldüğünde başını okşamadın. Eğitimine katkıda bulunmadın. Sen başka bir hatunla evliyken, başka bir hatunla evliyken, o çocuklarla vakit geçirirken diğer çocuklar sana hasretti. İnsan vicdan azabı artık. Tabii canım. Bilmem ne sıkılardı arkadaşlar. Olabilir kendisiyle. İnsan geriye dönerek. Kendisiyle yüzleşmiş olabilir. Kendisiyle İnsan bir... geriye dönerek Tayyar'cığım. Günah çıkartır. Günah çıkartır. Ve araba almış. Ben burada böyle sıkıntı yok. Ben alkışlıyorum. Tamam. Araba aldım. Boş da olabilir arabaya. Ya bence keşke almasaydı ya. Hayır hayır başka bir şey. Yani bir şey söyleyeyim. Bence keşke almasaydı. Araba aldı. Ben alkışlamıyorum. 150 bin lira da para verdi. 980 bin lira da borcu kaldı. Örnek. Sen şimdi bu kıza bu senetleri yaptırtıyorsun. Kefili de sensin. Üstü de borç doldurulmuş. Ya niye şaşırıyorsunuz bu yaptığını? O tarihte de senetler bankaya verilmemiş. Sen şimdi o senetlerle ilgili iki tane şu masum kız. İki tane şu masum kız. Nasıl olur da bir baba 20 yaşında bir kızın bu parayı ayın Mayıs 7'de bir de Haziran'da. Ve Haziran 7'de bu Atay'la birlikte bin olma tarihim de ondan dikkat, dikkatimi çekiyor. 90 bin. 90 bin. 90 bin. 90 bin. Senetler aslında Mart'ta yapılmış. Ve evet, bu tarihte, tarihi. Evet, Mart'ta. Tarihte, düzenleme tarihi. Mart'ta yapılmış hem de Kadıköy'de, İstanbul'da. Orada da yanlışımız var. Ben sana 17.3.2022 ben sana bu konuyla ilgili ikinci doldurulduğu ben sana bu konuyla evet, ilgili evet, sonradan biz konuyu toparlıyoruz. Gülbin Hanım'ı da bir 15 dakika sonra uğurlayacağız. Bir konumuz daha var. Ama Gülbin bizim masamızın konuğu değil artık. Yedek sunucusu gibi. Hem ağzı laf yapabiliyor. Doğru. Hem yüreği çok güzel bir kadın. Aynen. Hem de bir anne olarak. Ben yıllar önce de ne menajerliğini yaptım ne bir şeyini evet. yaptım ama hep yanında evet, oldum. Evet. Destek vermek evet, lazım. Evet. Evet, ben böyle kadınlara destek evet. vermeyi seviyorum. Evet. Şimdi Ali'cim. Evet. Şu yapmış olduğun, doldurmuş olduğunuz 17.03 tarihinde bu da doldurulmuş, bu da doldurulmuş, bu da sonradan doldurulmuş. Senet üzerinde tahribat var. Bu mevcut olan senetle ilgili sonradan doldurulduğu için geçmişte de bu konuyla ilgili sicili olan arkadaşlar var. Ne demek istediğimi anlıyorsun Ali'cim. Bunu iki tane o masum kızın 90 bin 90 bin ödeme imkan yok. Sana bugün hani dedim ya bak böyle böyle yaparsan Ali'cim eski mevcut olan davalarınla ilgili gündeme. Şimdi onları getirsem kızlarım utanacak. Ama bende çok önemli bir donesi var. Senden rica ediyorum benim zemberek ağzımı açtırma güzel Ali. Sen benim eski arkadaşımsın. Acilen bu senetlerle ilgili kaldır. Yoksa avukatlarını dahi Gülbin'in ben vereceğim. Ve bu konuyu gün gün işleyeceğim. Gün gün işleyeceğim. Yüzlerce de internet sitesinde gün gün haber yapacağım. Google'a da giren insanlar bakacak ki seninle ilgili referans bundan sonra kazanacağın paraları da etkiliyor. Ya adamı, bir tek bir kere adamın şimdi... susurluk dahil her şeyle adı geçiyor zaten. Bir de kızlarından utanacağı ya da çekineceği bir şey olsa senin, bunu yapmaz. Senin, arkadaşlar bir şey senin, yapacağım bir şey varsa patlat bence. Senin spermlerinden olma Gülbin'in doğurduğu çocuklar. Benim doğuramadığım çocuklar olarak. İki tane masum gencecik çocuğun psikolojisini bozup bu senetleri iptal ettir. Ben sana... Yayından çıktıktan sonra seni böyle alacağız o arkadaşımızı hemen yayına gene alırız. Tamam. Yeterli oturma alanı yok. Şimdi değil. Tamam. Ve bir kardeşimiz var onu alacağız yarın. Şimdi bir şey söyleyeyim ben. Ali, bak Ali benim alacağım. Tanıdığım delikanlı bir adam. Evet. Ali oturaklı, ağırbaşlı. Ben Ali ile oturdum yemek de yedim. Aynı masada da oturdum. Ama ben bu hareketi hakikaten anlayabilmiş değilim. Yani Ali'nin bu yaptığı hareketi yani almasaydın o zaman, eğer geri alacaksan, şunu yapacaksan, hiç almasaydın çocukları yazık günah ya. Abi niye alıyorsun günah? Niye alıyorsun ya? Hayır o kızları... Depresyona girdi. Gider tabii yani. Yemek yemedi yani bir hafta 10 günden beri hep abi, ağlıyor, üzülüyor. Üzülür tabii yani. Evet. Alma o zaman yani hiç. Biz, Ali sana silah mı evet. doğrultma kardeşim? Bir şey söyleyeceğim Nurcan. Evet. Karıyı boşadın. Karıyı artık boşayacak yaşta değilsin de. Kıçın kılı ağrıdı bir de senin karı gibi karı da bulman imkansız. Oldu ya karıyı boşadın. Karı bitti. Çocuk biter mi abi? Biter mi ya çocuk? Sen şimdi çocuğuna araba aldın.
Ya. Çocuğuna der misin ki? Olur mu böyle ayın bir şey ya? Ayın 6'sında öbürü de 5. Bir ayda 90 bin lira. 180 senin, bin lira para yapar ya. 2 ayda senin kızın ne iş yapıyor ki? O parayı ödeyebilsin. Ne iş yapacak abi çocuğun ki bu parayı ödemesin? Yani, ya yok bir çocuğun, ben anlamıyorum bir yani. Bir çocuğun ne iş yapması lazım Gökay? Ali lütfen bağla. Bir çocuğun ne iş yapması lazım ki 90 bin lira ödesin? E ne söyleteceğim bana yani malum ne? Ali. Yani, ya Ali'ciğim bak bağlan, bağlan. Yani niçin böyle kız, bir şey yaptığını kız, bize izah et. Bu yani bunun izahı yok. Bu kız dolandırıcı mı? Bu kız başka bir bedelle mi ödeyecek onu? Ya yapma be. Bir şeye mi kızdın geri alıyorsun? Ne anlamadım yani. Bak hani, Yeliz ben sana bir şey söyleyeyim mi Yeliz? Alırken imzalı atmış. Bana Yeliz mesajlar atmış. Alırken. Yani masadaki insanlarla ilgili dava açacağını. Ben de bana göre açmaz çünkü. Açsın bana açsın. Aa, Yeliz bana dava açabilirsin. Sana değil. Böyle şey olur mu ya? Bana. Yok, söylediğinde bir hakaret yok senin. Sen, ben istediği sen kadar açabilir, aynen öyle. Genelleme olarak istediği gibi açabilir. Yaptığın için söylediğin. Yok, Yeliz'in de geçim kaynağı bu olmuş canım. Kendisine espri yapan insanları bile avukat arayıp tehdit ediyor. Bunlardan biri de benim arkadaşım. Yani kendisine şakayla karışık yazı yazana bile avukatı hırçınca saldırıp evlerine kadar taciz edip o parayı söke söke alıp resmen böyle bir haydut sistemi yaratmışsınız. Onu da ben biliyorum. Onu da istersen burada konuşmayayım. Neler yaptınız? Evli bak kızcağıza o parayı ondan almak için günlerce gözyaşı döktürdünüz o kıza. Neden? Paylaştığı bir fotoğrafın altına deli bu kadın ya deyip gülücük koymuş. Biz burada ne hakaretler yiyoruz ya. O kadar da değil yani. Bundan dolayı avukatının sabahlara kadar aramasına gerek yok ki. Çağlayan adliyesi orada gider dava açarlar. Uzlaşma İnanılmaz korkutmuşlar kız bilmediği için. Şimdi konu Yeliz değil zaten. Yeliz Yeşilmen ama ben şunu söylemek istiyorum Yeliz Yeşilmen'e. Sevgili Yeliz Yeşilmen. Bu konuyla ilgili yani yıllar önce yaşamış olduğum hani insanlar yok yuva yıkan bir kadın bilmem ne imajına ilgili sıkıntılar yaşamıştın. Bu aşktır. Büyük de konuşmamak lazım. Tabii canım. Ama ben senin yerinde olsam bu olaya müdahil olurum ve asla ve asla kocamın bunları yaşamasına müsaade etmem arkadaşlar. Bunları yaşamasına asla müsaade etmem ve senin benim doğuramadığım çocuklar, iki tane de sende var arkadaşım. Yavru Allah analı babalı büyüsün sevgili Yeliz Yeşilmen. Ama bu parayı bir evladın ödemesine imkan yok. Eğer ki bugün belki senin Gülbin'in yaşadığı bu sıkıntı senin hoşuna gidebilir. Aynı şeyi yarın sen de yaşayabilirsin. Aynı şeyi sen de yaşarsın. Rabbim ne diyor? Sınandığıyla sınanırsın bu hayatta. Bu dünyadan gidilmez diyor. Sınadıklarınla onun sınanırsın için, bu hayatta. Şimdi sevgili Ali Urakbaş, senden bak özellikle rica ediyorum. Lütfen kızı, yani iki karını da boşadın. Bir de Gülbin'den önce iyi boşamışsın. Üç tane. Hiçbirinin namusu sende değil ama kızlarının çocuklarının namusu sende. Namusuna zeval getirme kardeşim. Bu konuyla da ilgili program sonunda seni bir avukata yönlendireceğim. Bu konuyla ilgili bir dev bir hukuk bürosu. Allah razı olsun. Bununla ilgili her şeyi ben takip edeceğim. Allah seni başımdan konuyla eksik etmesin. İlgili yazık günah. Allah gencecik razı olsun. Bir kadın. Boşanmışsınız. Gönül kırgınlığı var. Hayatına sevgili sokmuştur. İnkar etse de ben inanmam. Ben yemem o işleri. Ama diyor ki yaşadığım her şeyi dışarıda bıraktım. Evime kimse evime getirmedi. Kimse giremedi. Kimseyi. Ben asla. Hayatıma biri girmiş olabilir. Dışarıda bir hayat asla paylaşmışımdır. Asla. Ama alıp onu nikahlı koca haline getirip asla gencecik kızlarım var. Onlar evlenmeden evlenmem diyen asla senin bu deli görmüş olduğun karıyı alnından öpüyorum. Kıyamam. Anladın mı? Onun için ben seni tebrik ediyorum. Yani ben senin ayaklara düşeceğini, pavyon karısı olacağını ben bile o tarihte öyle düşünmüştüm. Evet. Sen temiz çıktın onu kardeşim. Işte, aslan gibi mücadele ettin. Ayaklandın. Çocuklarına kazandığın paralarla bir hayat engellediği halde. Evet. Allah sana ekmek çok verdi. Engelledim. Dimdik ayakta kaldın. Evet. Allah rızkını, şansını bol etsin. Evet. Seni Allah alnından razı öpüyorum vallahi. Allah gel razı olsun. Ve seni de öpüyorum Allah he. Deli Başak. Deli Başak. Sağ olun. Seni de bu konuyla ilgili o kadar güzel dersler evet verdin ki insanlara. İnsanlar ne dedi biliyor musun?
Ya dedi Başak dedi deli karı malı karı ama dedi seninle ilgili millet. Ne kadar dedi namuslu, ne kadar doğru söylüyorsun. Çocuklarımıza ne kadar güzel ablalık, analık ediyor dedi. Seni de öpüyorum. Musa ya bir küçük bir şey söyleyeyim mi? Buyur. Sana? Bugün biz burada Gülbin'in mağduriyetini konuşuyoruz ama hiç kimse büyük konuşmasın. Yeliz de şimdi ekran karşısında. Yarın öbür gün çocukları büyüdüğü zaman, o çocukları bunları Ali ile yaşadığı zaman inan Yeliz gelip olmasa da aynı mağduriyetiyle yine biz onun hakkını koruyacağız. Onun çocuklarına yapılırsa onun çocuklarıyla ben ilgili de konuşacağız. Onu diyorum yani. O yüzden bu masa öyle bir masa değil aynen yani. Ben Gülbin'i benimle Gülbin kardeşimle akrabam ve kan bağım var. Şu ama burada kim olursa olsun. Hepinizi yüreğinizden öpüyorum. Sen haksızlığa sizden rica ediyorum sevgili canlarım, için. Kardeşlerim, evet, dostlarım. Burada beğenileri arttırırsanız hesaplarımıza göre bir ay sonra canlı yayında online 3000 ile 5000 arası kişi olacak. Google reklamları da çıkacağız aynı anda ve yapmış olduklarımızla ilgili hızlı bir büyüme yaşatacağız. Hedefimiz yılbaşına kadar 10.000 kişiyi online olarak canlı yayıp video kapandığında bile, program bittiğinde bile 100.000'i yakalamak. Bu konuda and içtim. Bu arada biraz sonra Sevim Alan'ın bir bandı girecek. Hukuki olarak Sevim Alan'ın pazartesi günleri bu arada Sevim Alan stüdyomuzda olması gerekir. Fakat Nihat Doğan'la aralarındaki tartışmalardan dolayı küs. Nihat Doğan da yok. Neye küs bilmiyorum. Hırçın bir kızdır biliyorsunuz Sevim Alan. Ama yine de biz onunla ilgili ekmeğini yedik. Biz ekmeğimize her zaman şükreden insanlarız. Kızgın da olsak, öfkeli de olsak işimizi layıkıyla yapmak isteyen insanlarız. Helali biliriz ve o helal yoldan da gitmek isteriz. Bu masada her zaman hakkın var Sevim Alan. Pazartesi günleri senin masan ve sen programımıza sponsor olduğun sürece Temmuz ayı ödemeni yapmadın ama hukuki olarak faturanı kestim, yolladım. Herhangi bir şekilde olduğunda sözleşmedeki gibi mevcut olan hak ve hukuklarımı koruyarak ve bu masaya senin sponsorluğunda güzellik merkezinle ilgili nezaketen bu sözleşmeyi yenilediğimizde böyle bir taahhütüm yok ama ben nezaketen oturtmuyorum. Ben her şeyden önce ekmeğime saygım var. Pazartesi günleri buraya gelmeni istiyorum. Sen gelmemiş bile olsan zaten sözleşmemizde yazılı. Aramızda şahsi kırgınlıklar olabilir ama muhataplarımız iki şirket. Kırgınlıklar da senin tarafından kırgınlıklar. Biz kimseyi kırmak istemeyiz asla ve asla. Hukuk senin istediğin gibi yazboz tahtası değil. Bu programda çok pahalı bir prodüksiyon. Ayda 250-300 bin liraya mal olan bir prodüksiyon. Bilgin olsun. Burada yeri her zaman mevcuttur. Yerimiz yorumcular dolmuş olsa bile ayakta kalırım. Yine seni oturturum. Hakkım var, emeğim var, helalliğim var. Şimdi Gülbin Hanım'a teşekkür edeceğim. Olay bir olay var. Olayı rica etsem. Havva Üstel olayı... Kim? Havva Üstel, Aleyna Tilki'nin annesinin yaptığı şarkıyla ilgili. Havva, karının adı neydi? Üstel. Havva Üstel. Havva Üstel. Onun mantı Aleyna varsa onu girelim. Biliyorsunuz bir saniye Savaş. Havva Üstel. 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 Yani Aleyna Tilki hepimizin bilmiş olduğu Türkiye'nin şu anda Madonna'sı gibi hani prezente edilen bir kızımız var Aleyna Tilki. Allah da yolunu açık etsin. Ben onu da tatlı kaçık olarak görüyorum. Aleyna Tilki'nin annesini de ben masadaki insanlar feryat ediyor ama ben diyorum ki olabilir kadın çılgın vesaire ama söylemiş olduğu sözler şarkıların hepsinin sahibi olan bir hatunu biraz sonra ilk defa bizim programımızda. Evet olacak. İlk defa bizim. Aleyna Tilki ile ilgili bu arada siz Sevim Alan'ı hukuksal olarak sorumluluğumuzu getirmek için sizden rica ediyorum. O arada siz başkalarını davet edersiniz, onurlandırırsınız bizi, şereflendirirsiniz. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum bu arada. O bant girecek. O arada biz konuğumuzu değiştireceğiz, Gülbin Hanım'ı değiştireceğiz. Bizden hiç kopmayın. Bugün yerleştirme operasyonları devam ediyor. Ve geliyor işte huzurlarınızda sponsorlarımızın en önemlisi Sevim Alan Hanımefendi'nin bir açılışı ve dakikalarımız ona ayrılıyor. Sözümüz.
kıskananlar çatlasın. Anlattığından daha güzel. Teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel. Teşekkür ediyorum. Hazır mıyız? Keşke aramasaydın. Keşke. Allah'a bir alkış istiyorum beni sizlerle buluşturduğu için. Özellikle hanımlardan güçlü bir çığlık istiyorum Sevim Hanım için. Hanımların gücü! Anlattığından daha güzel. Teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel. Teşekkür ediyorum. Hazır mıyız? Keşke aramasaydın. Keşke. Allah'a bir alkış istiyorum beni sizlerle buluşturduğu için. Özellikle hanımlardan güçlü bir çığlık istiyorum Sevim Hanım için. Hanımların gücü! Anlattığından daha güzel. Teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel. Teşekkür ediyorum. Hazır mıyız? Evet, bir kez daha ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Deniz Geçer Genç Osman. Allah Allah! Çikolata yiyoruz efendim. Altın çikolatayı getirmiş, dedi ki, aman dedi, Seyhan Hanım dedi. Çok teşekkür ederim. Sizden de rica ediyorum dedi. Tatlı yiyelim, tatlı. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, beni zor durumda bırakmayın dedi. Atanın kız kardeşini istemeye mi geldiler? Çikolata ondan mı? Çeşitli mekanları da kendi bünyeler var ama Günay'ın literatürü, yani gazinolar bitti mi Günay'la hala bir şekilde bu kültür devam ediyor. Ötekiler eğlence, yani spoiler, Maxim'in yerini Günay mı aldı, öyle mi diyebiliriz? Evet, yeni yani, neslin Maxim'i, Çakıl'ı, Luna aynen. Park'ı gibi düşünelim. Bana göre ben şey gibi düşünüyorum, yeni müzikol olan yer var ya, yeni müzikol denilen yer. Seren'in çıktığı yer. Hmm. O bana Çakıl gibi geliyor. Maxim'i bu işin Günay gibi Günay geliyor. Gibi, doğru. Luna Park gazinosu da Cahide gibi geliyor. Doğru. Yani bir doğru bir benzetme. Doğru bir benzetme. Doğru bir benzetme. Öyle adlandırabiliriz. Ama Merve bu arada şeyde sadece kendi solist olarak da Mike Avere'de Etiler'deki yeni BBS grubun Mike Avere'sinde de solist olarak da çıkıyor. Ne güzel. Tabii şimdi yaz kapalı ama kış aylarında oranın solisti. Müziğini, tarzını tam olarak özetlemeni istesem ne dersin? Pop mu dersin? Biraz daha fanteziye mi kayıyor? Tabii ki de fanteziye kayıyor. Aha. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz yüksek sesle Merve'cim konuşursan. Bu konuyu anlatman lazım. Şimdi yani Aleyna Tilki'nin
şu anda bu kızımızı çıkardık ama biz bu kızımıza ne diyeceğiz? Yani aa ne kadar güzel, harika, klibin dönüyor şak 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 değil. Çikolata da getirmiş. Çikolata getirmiş. Şimdi en önemlisi o. Bir kere. Şimdi ben öyle bir şeyler söylemeliyim ki soruların tuzlu olmalı. İşkembeden teyyare yok. Tabii. Alena Tilki'nin annesi. Annesi niye şarkılarını aldı? Bu şarkılar sana mı ait kardeşim? Şimdi anlatayım ben. En başından anlatmak istiyorum. Şöyle şimdi ilk evlendiklerinde... Alena Tilki'nin annesi Alena Tilki'yi bu tarafa koyalım. Evet. Ekranı giymemeli. Bölüm bölüm seçelim. Yani o bölüm Hatun cevap verirken o bölüm sağ sol tarafında Alena Tilki'yi annesini... Bakın böyle değil. Altılı masada hiçbir... söylediğimiz olmuyor. İkiye bölelim. Bu kadını da kimse tanımaz Alena Tilki olmadan. Anlatabildim mi? Hatun'u da resmini koymaya gerek yok. Hatun'la Alena Tilki'yi koyarsak bravo, harika. Bunu ortadan ikiye bölersek öbür tarafta da eğer cevap verirken Başak'ın bölümünü alırsak, soru eğer ki Nurcan'dan gelirse o bölümü alırsak, bir soru sorduğumuzda o bölümden alırsak, doğrusu bu ama Savaş'cığım yani. Rejim masasında böyle olursak daha net olarak izleyicilerle ilgili. Çünkü dük kadar şey var. Görüntü millete cep telefonunda düdük yani. Düdük kadar. Yani o düdük biraz daha dik kadar olmalı. Netice almalıyız. Harikasınız. Peki soruyu tekrar soruyorum kardeşim tabii. Sana. Net olarak. O arada hazırlayın Alena Tilki ile annesini. Tabii. Bu kardeşimizin şarkılarını Alena Tilki'nin annesi söylüyor. İzinsiz mi söylüyor? Bir şarkı. Senden izin almadı mı? Hangi beni şarkı? Beni arayıp da seni kalbimden kovdum şarkısı cover zaten. Tamam. Rahmetli Bergen Hanım Efendi'nin okuduğu bir şarkıydı. Ama Bergen'e saygı albümünde... Cover'ı 25 seneyi dolduran şarkılar evet. Serbesttir. Kim okursa okur. Bergen'e saygı albümü yapıldı biliyorsunuz ki tamam. Filmden sonra. Şimdi bu film... Polat yapmıştı galiba. Kim evet. yaptı? Polat şimdi... Yağcı mı yaptı? Kim yaptı? Çok emin değilim. Yok ona. Yok Polat yapmadı. Polat yapmadı. Polat yapmadı. Şimdi bu şarkı çıktıktan sonra Alena Tilki'nin bir paylaşımı oldu. Annemin Bergen'in projesi, saygı projesinde için seslendirdiği Seni Kalbimden Kovdum şarkısı dedi. Böyle bir şey yok bir kere. O projenin içinde yok Havva Hanım. Havva abla. Ama bence ne yapmışlardır biliyor musun? Sen daha tazesin. Evet. Yani şu çalıştığın mekanlarda da çalışabilecek kapasitedeysen ortamalı bir kız olmadığın belli. Sesin de iyi olduğun belli. Görüntü de maşallah zaten güzel. Demek ki bu unsurlar varsa sende. Sen bizim Günay'ın ekibine, Bayram da benim arkadaşım. Neydi öbür terim? Merve ama dünkü ha? Çocuk Vahit. Ya. Merve'ninki hiç Vahit çok fazla. De, kafa gitti bende. Vahit'im kusura bakma. Vahit de, Bayram da benim 25 senelik arkadaşlarım bunlar. Ben bunların ne halt ettiklerini, nasıl başarılı olduklarını, nereye değer verdiklerini, niye gazinocular kralı olduğunu bilirim. Eski arkadaşlarım. Muhakkak. Şimdi bu vasıflar sende yoksa bir kere seni adam yerine bile koymazlar, sahnelerine çıkartmazlar. Ses iyi olacak, fizik iyi olacak, terbiye ve ahlak olacak. O kültürü almış olman lazım. Hak kazanmışım demek ki oraya. Ama bizim hayatımız o kadar kirlidir ki, şimdi bu kadın var ya, bu şarkıyı söylediyse, buna da o albümü yapan şirket tımbırtı yapmıştır sen varsın diye. Karıyı da PR'ında kullanmışlardır. Karının da çok iyi sesi olmadığından dolayı, senin sesin olduğundan seni albüme koymuşlardır, PR'ı da onunla yaptırmışlardır. Yok, Merve de yok. Merve de albümde yok. Yok mu? Ben de yokum. Ama şunu anlatmak istiyorum Sisi Hanım. Bundan 2 ay önce ben bu şarkıyı çıkardım. Tamam. Ama Saygı albümünden de sonra çıkardım ben. Saygı tamam. albümü çıktı, ben önüme aldım. Bu şarkıyı zaten ben sahnelerimde istek olduğu için okudum. Daha önce de Bergen Hanım Efendi'nin şarkılarını okudum. Ben hayranıyım. Okumayı seviyorum. O da hayranı olabilir. Yani ama konu bu değil. Yani konu şu aslında. Tamamen... Yani senin neyini aldı? Şarkı sözü sana mı aldı? Hayır. Beste sana mı aldı? Şöyle anlatayım. 1,5 ay önce, benim 2 ay önce çıkardığım şarkıyı bir izin alabilirdi. Çünkü çok yakınız. Sen ama aldın? Sen bir dakika sen... Niye i̇zin anlatıyorsun? Değil. Kendi izin aldığını niye anlatıyorsun? Cengiz Tekin'e parası verdi. Ben zaten onu da anlatıyorum. Ama asıl onu anlat, oradan o başla. Bu şarkının... Hayır, alamaz. Bu şarkının... Münasıran alıyor. Münasıran bu şarkının haklarını, her şeyin okuma, üçüncü kişilere dağıtım... Hakkını da sen aldın. Orada muvafakatnamede bu yazıyor.
tamam. Bizim yapım şirketinin aldığı muvaffakatname de bu yazıyor. Geçmiş olsun. O son 3 cümle bizi kurtarıyor zaten. Ama yine bu değil. Ne olursa olsun. Nezaketen olsa bir verir miydi? Nezaketen. 2 ay önce çıkmış bu şarkı. Tabii yani ki. Yani şunu söylüyor. Bakın belki izleyicilerimizden bu konuyla ilgili müzikal izin belgesini ne olduğunu bilmeyen yani sanat eserlerinle ilgili bilgi sahibi olmayanlara izah edeyim. Bu mesela benden gelmiyor mu senin? Düştü mikrofonlar şu an. Düştü mü? Ulan neleri düşürdük ki ayaklara? Peki, ben buradan devam ediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Ama ben şunu söylemek istiyorum sevgili izleyicilerim. Fikir Sanat Eserleri Kanunu şöyle der. Bu film Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın. Yapımcı film şirketinin hakkıdır. Okey. Ben bu hakkı Show TV'ye aldım. Show TV'de münhasıran hakları varsa veya 10 senelik ona aitse başka birine o filmi satamazlar. Hatun da böyle bir şey yapmış. Cengiz Tekin'den. Tekin Türeden. Cengiz Tekin. Tekin'den, Cengiz Tekin'den bu hakları almış. Bu haklar onun firmasına ait olduğu için onun firmasından alarak bunu başka birisinin sahne bırakın albüm ekonomik anlamda gelir getirici. Gelir getirici sahnede herhangi bir şekilde bir konser alanında vesaire dahi icra edemez. Telif ödemesi lazım bilginiz olsun. Aynen doğru. Evet. Bir de şöyle bir örnek şey. Örnek veriyorum. Örnek Seyhan veriyorum. Hanım. Süreyi söyledim zaten. 10 sene yazdın oraya özel bir anlaşma yaptın noterden. 10 sene mi? 10 sene, 15 seneye de. Yaparsın. Tabii ne kadar? Siz ne kadar kaldınız? Söylemek istiyorum. Bir sene. Süre belirtilmedi sözleşmede. Fakat evet. Şöyle bir şey var. Her ne olursa olsun burada bir emek var. Aleyna Tilki'nin annesi olmuş. Para da var. Emek var, para var. Yani burada bir nezaketen yani telefon açılabilir. Merveciğim, geçmişini anlatır mısın? Oradan başlar mısın? Yani tabii onların düğünündeki resmini şöyle anlatayım. Ama ben zaten düğünlerinde olayı anlamanız annem, için. Annem Hava ablayı çok severdim. Mehmet abi küçücüktüm düğünlerinde. Yani çok enteresan bir şey. Savaşçım şu resmi istiyoruz ya. Bu kadar zor mu ya? Yani gelinlik giydim düğünlerinde. Allah Allah zor mu bu kadar ya? Haber resimde. Hocam karışma benim. Ama haber resimde Savaşçım. Sen sunucusun. Abi tamam anladın mı? Haber resimde Savaş. Deminden beri onu söylüyorum ya. Yapmamış mı? Ya benim işime karışma. Abicim onu konuşuyoruz. Kanka bak şimdi. Savaş Kalafat'la Nurcan Sabur birbirine daldı. Ve parayı da arttırıyor. Nurcan Sabur haklı olarak bir kroşe çekti. Savaş Kalafat korudu kendini. Ve koruyunca tabii ki bir daha koydu. Haklıyım. Abi haber o. Nakavt etti. Vurdu, devirdi. Havva Özdel'in ya. Havva Özdel'in. Ben de onun için yazıyorum. Havva Özdel'in düğünü. Yani Aleyna Tilki'nin babasıyla birlikte gelinlik, damatlık ve resimlerinde Merve Demir de var resimde. Bebek. Ben de bebek. Yavru gelinlik giymiş. Küçük evet. Gelin olarak. Peki abi niye oradaydı? Haber bu ya. Onun dışarıda konuyor. Anne Havva ablanın kayınvalidesi de çok yakındı. Annemin arabası. Yani arkadaşlar Havva ile annen arkadaş. Çok severdik. Ben evlerinde evlerinden çıkmıyordum. Aleyna var mıydı o zaman tarihte? Doğmamıştı. Babasının portakalında. Doğmamıştı. Babasının portakalında annesinin toprağına inmemişti. Doğmamıştı. Narenciye anlatıyorum efendim. Narenciye. Yani dediğim gibi hani bu böyle bir platformda tekrar bir araya gelmemiz çok ilginç. Benim okuduğum şarkıyı okuması çok ilginç. Ben istemezdim. Hangi şarkıyı okumuştun? Seni kalbimden kovdum. Bir parça bir kuble okusana. Seni kalbimden kovdum. Bir daha giremezsin. Beddua ettim sana. Geriye dönemezsin. Beddua ettim sana, kimseyi sevemezsin. Güzel bir şarkı. Çok. Yani sen sıkıldın, daha iyi bir ses var. Ses rengin daha güzel ama sıkıldığın belli. Yavaş yavaş açarız seni. Ama çok iyi bir kere bir şarkı seçmişsin. Evet, çok ben güzel. Ben Bergenciyim yani, acayip. Çünkü ben Bergen'i çocukken... Bergen'i Lutes'te çıkardı. Lutes'te... Sen de ne arabesk adamısın ya? Bergen, İzzet Yıldızhan bilmem ne. Çocukluğa bak. Ya ben kılıcıydım diyordum size ya. Allah Allah. Yani Seyhan. Ben dua ediyorum ki namuslu bir... Madonna doğmamış mıydı o zaman? Namuslu bir anneden babadan oldum. Yoksa inşaattan tuttuğumu eve götürüp harç arttıracaktım. Şermer tanımıyor musun sen? Bak resim bu.
Resim bu. Ha. Aa bak resim de bu. Resmi buldular. Var canım. Ben şöyle göstereyim. Ha öyle oradan bizim göster bari. Reji gösteremeyecek çünkü. Anladım, anladım. Zor bir olay bu. Reji yakınlaş bari böyle gör be. Hani onu yapabilecek kudrete sahipsiniz herhalde. Nasıl yerleştiriyorum? Ama yani rejiye, yok bak. Rejiye nasıl yerleştiriyorum yani, gördün mü? Abi ben anlamıyorum yani bu konunun şeyi bu, konu, özü bu. Bak, konu, mesela bak, konu gösteriyor, gel. Gösteriyor, bak, gösteriyor, bak. Bak gösteriyoruz, neresi olduğunu da gösterelim. Bu benim Türkiye'de en çok takip ettiğim internet sitelerinden biri. Magazin Kolik. Oradaki küçük çocuk işte Merve Demir. Oradaki küçük babyş, bakın büyüttüm. Ben büyüttüm siz onu büyütene kadar. Allah gör, eleksiyon haline geçirdim fotoğrafı. Haberiniz olsun. Fotoğraf artık eleksiyon halinde. Burada Alena Tilki o anda şu anda Mehmet Tilki'de. Şu görmüş olduğunuz yavrucak şu anda yarının büyük bir starı olacak kız. Şu şuradaki bakın Merve bu. Daha Alena yumurta olmuş orada. Yumurta da şey harika. Babasında şu anda. Evet. Ay inanmıyorum. Bizim rejinin kutsaliyetine bak. Kutsal tapınak gibisin sen reji. Ay inanmıyorum reji. Helal olsun sana. Bayılıyorum bizim rejiye. Alkış. 1, 2, 3. Alkış. Bak 1, 2, 3. Alkış. Rejiye alkış. Rejiye alkış. Helal olsun reji başardı fotoğraf vermeyi. Kremi sürün. Şimdiye kadar neler vermişti? Ya Savaş abi halleder onu canım. O içerisi şu anda da tabii her şey bir anda koşturdukları için. Bıraktım mırtı yapmayı, işine geleni yıkamaya almaya. Hakikaten ya şimdi. Yok Savaş abi. Bak şimdi konuk ben var her şeyi söyle. Ve konuğun çok önemli bir fotoğrafı arkadaşlar, var. Arkadaşlar bu konuştuğunuz yayında onun yanlış. Değil. Aynen biz öyle. Biz yayıncıyız ve bizim namusumuz taşıyan rejiyle biz seyirci önünde tartışıyoruz. Evet aynen şey. Konuyu o yüzden bence de. Bu meslek ahlakına uymaz. Aynen. Doğru değil. Bu bizi ilgilendiriyor. Yayın biter. Dan Fırat'tan dittik dan. Orkestra Connect. Sağ tarafında. Sağ tarafında solucan. Sol tarafında. Yılan. Yılan. Kobra olarak programımıza devam ediyoruz efendim. Şimdi, daha yarışık saçan. Orkestra Connect diye bir şirket. Oradan da küçük yavut olarak geliyor. Çak, çak bebeğim. İkimiz aslanız. Her öyle evvel Allah. Olursak olursak bir şahmeran oluruz. Evet. Şimdi Orkestra Connect diye bir şirket bu filmin yapımcısı. Ne? Bu bir daha söyle bakayım. Bu filmin yapımcısı da bazı isimlere bazı şarkıları okutmuş. Ay. Sonra Havva'nın yaptığı şarkıyı dinlemişler ve demişler ki abla olmaz bu. Yani biz bu 8 şarkıyı detaylandıracağız. Sizi bu albüme koyamayız. Ha, oraya öyle olunca öyle olunca bu abla bu şarkıyı almış, DMC'nin kapısını çalmış. Zaten okumuş, masraf tabii edilmiş. Çünkü gitme sebebi Aleyna da oradan albümü çıkarttığı için Samsun Demir de kızmıyor. Aleyna'nın annesi biz bununla yürürüz, bu işte ekmek olur deyip hiç bu işin çok affedersin Türkçe tabiri başına kıçına bakmadan şarkının çekilmiş zaten klibi de çekmişler. Çok açıkçası Türkçe tabiri namussuzca bir hareket yapmışlar. Ama burada sıkıntı şu, bu eserler için Kültür Bakanlığı'ndan izin alınır. Ve orada bu şarkılara ait muvaffakatname, söz yaratıcıları ve bestecinin izni. Tebliğ etseydiniz. Şimdi orada bir hata var. Biz direkt aradık. Senin münhasıran aldığın, üstüne belki de tarih koyduğun, şer bir yıl, üç yıl, altı ay, bilemem çünkü yani bu münhasır, münhasır ticari bir ahlaksızlık. Net yani. Bir de çok güzel bir hatunsun. Çok teşekkür kendini ederim. Çok çabuk geliştirebilirsin. Çok çalıştığın mekanda başka yerden 10 lira alacağını oradan 2 lira al ama orayı muhafaza et. Neden biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Orası sana gelecekte çok önemli. Bir tane Merve Bolor muydu? Neydi o kızın adı? Evet. Ağzınız ya. Öyle düşünmeyin bakın. Merve sana mesleki ahlaksızlık yapmışlar. Ya şöyle evet söylemek istiyorum. Bak, ben şuna da yapmak istiyorum. 5 dakikadır sen masaya oturduğunda 3 yerle yazıştım. Sana, ya ne olursa olsun sana şimdi ayıp etmişler. Senin ağzında, evet, benim ağzımda sana terbiyesizlik yapmışlar. Çünkü ben mesleki ahlaksızlık bu. Cengiz Bey'i aradık. Almaya karar verdiğimde yazarı kim, hakkı kimin? Çünkü yazarı kimse ondan alınır şarkı. İzin tabii almadan okunmaz. Ben tekrar sen bir projemde... Sen kaç yaşındasın Merve? Ya 33 yaşındayım. 33 yaşındasın.
çocukta değilsin artık yani. E tabii ki artık bize yani tabii ki her şeyimizi savunabilecek yaştayız. Bir de emek var Sisi Hanım. Ben haftanın 3 günü live sahne yapıyorum. Ve gerçekten canlı sahne yapmak geliyorlar, dinliyor, izliyorlar bizi ama gerçekten bakınca çok kolay bir şey değil. O yani sahne. Tabii canım. Ben bir de işime aşığım. Yani bu işime aşkla yapıyorum. Buna ödemiş olduğum parayı sen bir hafta çalışıp takılın. Tabii ki yeri gelince evet. Kesinlikle öyle. Belki bir tane işten iki misli para da kazan. İlgili elinde satın aldığına dair onun bir muvafakatname var. O muvafakatname MESAM'a, MÜYAP'a ve bir tane önce daha kuruluş Kültür var. Bakanlığı. Kültür Bakanlığı. Önce Kültür Bakanlığı'na gider. Kültür Bakanlığı yayın izni vermediği sürece MESAM, MÜYAP önce devreye giremez. Biz müziğin eser sahibi olarak, besteci ve söz yazarı olarak MESAM'a yetki veririz. Bir daha o şarkı için biz yetki belgesi vermeyiz seslendirene. Seslendiren gider MESAM'dan haklara bakar. MESAM'daki telif hakkını öderse biz o muvaffakatı, genel muvaffakatı vermişiz zaten. Gider okur. Ama bazı şarkıların direkt söz yazarı ve bestecisinden izni olmadan okuyamazsın. Burada yalnız çok ufak bir açık var. Eğer bu şarkıyı sadece dijital için yaptılarsa, yani çekip videoyu attılarsa buna bandrol gerektirmiyor. Bir de cover diye geçiyorlar. Biliyor musunuz bilmiyorum. Ben tabii bunların hepsine elimden geldiği kadar hakim olmaya çalışıyorum. Çünkü işim de bu. YouTube'a da dijital platformlara işte sadece YouTube'a cover yazarak paylaşırsanız eğer kimse bir hak talep edemiyor. Öyle de bir şey var. Ama söz yazarı ve besteci eserden her daim hak sahibidir. Her daim. Tabii. Her daim. İster cover yazsın. Şimdi yapmak lazım. Şimdi bak bunlar diyorum ya bir ticari uyanıklık yapmışlar ama evet. Cengiz Tekin ve şarkının varsa bestecisi ya da söz müzik Cengiz Tekin'se Cengiz Tekin DMC'ye diyecek ki arkadaş sosyal medyada dolaşan bir klip var. Bu şarkı bana ait. Senin cover yaptığın, mevlüt halinde okuduğun türkü form beni hiç ilgilendirmiyor. Kesinlikle. Eser benim. Buna ait benim telif hakkım var. Evet. Ya bunu ödersiniz ya ben bunu yayından kaldırtırım. YouTube'a veya dijital mecraya bir ufak nota bakar. O zaman şey çıkacak ortaya. Senin bu şarkıyı zaten münasıran aldığın çıkacak. Ama sen zaten bu konuyla ilgili münasıran aldığına dair yaptığın açıklamayla DMC'deki yetkili bir geriye dönecek diyecek ki Merve özür dileriz ya biz bir hata yapmışız. Bir yanlış olmuş evet. Burada deyip özür mekanizması her daim gönül alır. Tabii yanlış ki. Yapmışız, takip etmemişiz. Ya da işte ya bunu zaten biz sadece hani dijital mecraya verecektik, albüm olarak yapmadık. Eser böyle çıkmadı durumu var ya. O yüzden yapılan bana göre yıllardır bunun kavgasını vermiş adamlardan bir tanesiyim. Genç bir müzisyene, genç bir soliste, ayıp, şarkının eser sahiplerine, ayıp, ayıp yani, ayıp. Senin o şarkı münasır almanda ne o zaman gerek vardı? Niye 1 lira vermen gerekirken 5 lira verdin? Niye 3 seneliğine kapattın? Demek ki bu tarladan bir şey bekliyorsun, sana yarayacağına inanıyorsun bu şarkının. O yüzden de kapatıyorsun. Ekonomi var bunun içinde. E biri de gelip bunun üstüne konamaz yani, kusura bakmasın. Dava açacak mısın? Eseri durdurabilirsin. Evet, yani münasıran izin aldığın için durdurabilirsin. Şöyle söylemek istedim. Tabii ki avukatlarımız görüşecek. Bir de yakınlıkları var yani şimdi. Avukatlarımız görüşecek ama bu yakınlık var ya. Hani ben çok fazla... Yakınlık mahkemede hatırlıyorsun da burada programda hatırlamıyorsun. Ama şöyle söyleyeceğim yani o yakınlık... Aç mesela telefonda söyleseydin. Ben biliyorsun içinden geçen her şeyi söyle. Tabii ki Sisi Hanım ama ben isterdim ki beni bir arasın. Yıllar sonra. Çünkü ben hiç bir kere bir ortak arkadaşım da dedim havalı çok selam söyle. Türkiye'nin en ünlü 10 tane kadın starından birinin annesi olup o rüzgara onun da bir parça ama katılır. Işte, başka geçmişinle ilgili geçmişini hatırlayarak giden insanlar çok az. İnsanlar mesela bana diyor ki ya diyor işte Samatya'dan diyor Samatya'ya devamlı gidiyorsun Kapalı Çarşı'ya gidiyorsun. Evet Kapalı Çarşı'ya çıraklık yaptım Samatya'da yaşadım diyor. Ben gidiyorum. Mesela ben hep geçmişimde şu herifin bana çok kıyakları olmuştur. Bu adamın bana kıyakları olmuştur. Haberlerimi yapmıştır vesaire. Ben geçmişimdeki insanlara uğramayı, dokunmayı seviyorum ama herkeste bu olmayabilir. Doğru. Yani onu da sorumlu. Seni ismen hatırlar mı mesela? Aa bu Merve, bu Merve diye hatırlar mı? Ben bundan kaç, 2 yıl önce bir haber yolladım ortak arkadaşımız. Yani çok selam söyle. Çünkü evlerindeydim. Bir de ben Hava Abla'nın hayranıydım böyle yan yana. Evliler de onlar çok güzel bir ilişkimiz vardı. O zaman da şarkı söylerdi o mesela.
böyle mırıldanırdı, evde okurdu. Mesela Gökay'cığım sana bir soru sormak istiyorum. Hı. Gökay da benim arkadaşım. Mesela bu kaç senedir hiç bir kere arayıp senden bir şey istemiş miydin? Yok, hiç. Hayır. Hayatta yani benim tarzım değil. Hiç tarzım değildir. Bu hani yanlış anlaşılmasın. Ben de çok acı bir şey biliyor musun? Senin kadar güzeldi kızım. Sesin de güzel. Çalıştığın mekan da daha önceden çalışıyor muydu orada? Tabii. Merve ama Merve şey yapmadı. Yani popülerlik avcısı bilmem ne hayır, falan öyle bakma, işte öyle marşinallik yapayım bilmem neler evet. Hiç öyle olmadı. Hani yani sahnede onun şeyi... bir sahnesi oldu. Gökay'cığım sen de 360'da çalışmışsın, 24'te çalışmışsın. Türkiye'nin şu anda en popüler haber sitelerinden birinde yapıyordun. Ama al sana haber başka bir şeydir. O şüphesiz anladın canım. Mı? Bir anda bak bu kadar popüler yerlerde önemli kariyer yapmışsın. Ama al sana, millet diyor ki bana yazdığında, al sanadan tanıdık onu diyor. Hmm, doğru. Şimdi deli gibi haberleri çıkan bir adam, ana haber bültenini sunan bir adam. Ben de diyorum ki ikisi başka bir şey. Tabii canım, çok farklı canım. Şimdi sen de kendi işinin günahlarında çalışmışsın. Ama popülerlik başka bir şeydir. Popüler olmayı niye seçmedin? Şöyle söylemek istiyorum, yani ben her şeyin bir zamanının olduğunu... Çok aldın telefonu, millet yazıyor. Sizin ben işimi çok severek yapıyorum, sahneyi çok seviyorum, o işime kanalizdeyim. Şuna da kılıfa. Hayatım müzik, sahne, iş, ne öğrenebilirim, neler katabilirim kendime, bu şekilde ilerliyorum. Ama popüler olmanın da bir zamanı var. Ama nasıl popüler olurum? Yaptığım şarkıyla. Atıyorum işte yazın Günay'ın açılışında İbrahim Bey'in altında çıkmayla. Bu şekilde başarılarla popüler olmanın peşindeyim yani onları yakalarsam. Bu da stabilize bir şekilde adım adım olur. Bir anda hop seni alıp biri bir yere koyarsa oradan düşersin. Doğru mudur yani? Merveciğim biz bakış gazetecilerin yaptığı en büyük hata ne biliyor musun? Hı hı. Biz hiçbir zaman çerçeve edilip duvara asılmış fotoğrafın bütününe bakmıyoruz. Evet. Çok güzel bir manzara resmi var. Sağ tarafına doğru baktığında bir bakıyorsun bir tepe çizmiş ressam, üstüne bir tane martı koymuş. Resmin sonuna bakıyorsun güneş doğuyor. Alta inmiş denize kayık koymuş. Ama biz sadece biz kayığın içerisindeki kayığın içerisinde birine tecavüz mu ediliyor, taciz mi ediliyor? Bu bizim ayıbımız. O tablonun içinde seni görmemek, fark etmemek, senin gibi bir sürü insan yapmış. Yengeç mi çıkmış? Biz ona bakıyoruz. Biz her zaman bu alemde, bu gece aleminde doğru. Biz çok yetenekli bir sürü insanı tablonun bir yerine kilitlendiğimiz için görmedik. O fotoğrafa yanlış açıdan baktık. Lemansam gibi, bak Lemansam gibi muhteşem bir ses. Günay'da devrettikten sonra Günay'ı, rahmetli Günay abi devrettikten sonra kadın bitti ya. Lemansam bitecek kadın mıydı ya? Şu an senin çalıştığın mekandaki kadın. O oranın Günay olmasının sebebinin %50'si Günay abi, %50'sinde Lemansam'dı. Tabii. Maalesef insanlar... Kesin. Böyle kavşak insanlar var yani bizim. Yani sadece kavşağa geliyorsun. İbrahim kavşaktan geçerken var olduğunu vuruyor. Bilmek ama ondan önce bu kim? İnsanlara 1,5 telefonda Tekin. Dikkat çekmemek. Cengiz Tekin. Merhaba, hayırlı efendim? Günler olsun Cengiz Tekin. Ben Seyhan Soylu. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir tişört. Teşekkürler. Cengiz'im, Nurcan Sabur yanaklarından öpüyorum. Canım benim, sağ olasın savaşım. Cengiz abi, Cengiz Bey, seksi halinizi şu an izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Duyum seksi halinizi, göremiyor musunuz bizi? Duyamıyor mu? Görememeyi bırak. Alo? Cengiz, duyuyor musun bizi? Bazen gidip geliyor sesler. Gidip gelmeden olmuyor zaten ses. Yankılanıyor aynı frekanstan. Anladım, buyurun. Cengiz, Nurcan Bey, Nurcan Sabur. Kibar adamdır Cengiz Bey. Kim? Nurcan Sabur. Ha canım, canım benim bir tanem. İyi nasılsın? Misin? Bomba gibiyim, sen nasılsın? Sağ ol hayatım. Kardeşim benim, en eski arkadaşımsın. Canımsın benim sen. Biz Akbank'a gidiyorduk, Akbank'a. Akbank'a gidiyoruz. Akbank'a giderken Ziraat Bankası'ndan çıkan bir mevduat sahibi bir kızı yakaladık. O kız yanımızda. Merve? Demir. Merve Demir sizden Bergen'in bir şarkısına. Bergen'i hepimiz çok seviyoruz. Sizin de Bergen şarkılarınız çok meşhur. Ve bundan dolayı da sizden bir şarkı almış. Şarkının münhasıran aldığını söylüyor. Daha sonra da siz bu şarkıyı Aleyna Tilki'nin annesine verdiniz mi? Soru bu. Evet. Buyurun. Evet.
Diyorum ki Aleyna Tilki'nin annesi Hafa bu şarkıyı okudu mu? Okudu efendim. Peki münhasıra satılan bir şarkı Hava Hanım'a neye izin verildi? Hava Hanım kim? Aleyna Tilki'nin annesi. Normal telefonla bağlasak daha rahat. Aleyna, normal telefonla bağlayalım. Görüntülü değil. Ya görüntülü değil, telefonla alalım. Telefonla alalım. Telefonla bir daha arayalım mı arkadaşlar? Cengiz Bey'i. Atlayacağız, atlet de çıktı. Kulağıma sokunca zevk aldım ha. Okulaklıktan. Ben de öyle almıştım. Sonra girdi kaçtı içeri. Hastanelik oldum hiç. Bir kulak kalmış. Ne kulağıma girdi? Hani kulağımın arkasına dinliyor ya. Ha Cengizciğim. Evet, kulağımın arkasına takılmadan soruyor. Alo. Cengiz abicim bizi duyuyor musun? Tayyar Işık Saçan. Duyamıyorum biraz. Bağırarak konuşuyor musunuz efendim? Peki Tayyar Işık Saçan ben. Beni duyabiliyor musun? Şu an duyuyorum. Buyurun. Tamam. Tayyar Işık Saçan ben. Nurcan Sabur, Seyhan Soylu, Başak Çokan ve Ömer Karacaoğlu yayındayız. Şimdi evet. Sana ait bir Bergen şarkısı var. Evet efendim. Bunu Merve kardeşim, Merve Demir kardeşimiz albümünde okumuş ve münasırlar almış senden şarkıyı. Fakat hayır, münasırlar vermedim efendim. O zaman Merve Demir, yalancı mısın? Adam vermedim diyor. Kardeşim, şarkı münasırlar değil. Münasırlar. Yani şarkının muvaffakat namesi var elimizde. Cengiz, olsun muvaffakatname. Ben münasırlar vermedim. Münasırlar şarkı satmam ben. Hiç kimseye vermedim. Peki ama elimizdeki münhasıran aldığımıza dair belge var diyor. Yahu belge değil kardeşim benim. Muvaffakatnamemiz. Muvaffakatnameyi söylüyor. Muvaffakatname başka bir şey. Başka bir şey. Muvaffakatname. Biliyorum ben, merak etmeyin. Muvaffakatname'de süre belirttiniz mi? Şu kadar zaman kimseye söyleyemeyecek diye. Öyle şey olur mu hanımefendi ya? Bakın. Siz değil misiniz yani? Yok ama normal olduğumuzda söylemiyorlar tabii ki. Problem mi var yani? Ben şarkımı niye münhasıran vereyim ki? Münhasıran vermedim. Şu anda elinde var mı? Problemli mi yani? Beynim mi çalışmıyor? Beynim. O şarkıyı 50 kişiye vermişim ben. Yazılı mı? Bestesi ve sözleri tarafıma ait aşağıda adı yazan eserin. İmza atmış olabilirim. Getiriyorlar, imzalıyorum ben. Bakmadan imzalarım. Ama şarkı münhasıran değil kardeşim benim. Ama burada böyle yazıyor beyefendi. Hadi biz deneyiz de siz de çok akıllı olsanız okursunuz. Okumuyorum çünkü. Sahtekarlık yapılıyor. O Aleyna Tilki'nin annesi herhalde bu şarkına şöhret olmak istiyor. Tamam kızlar zaten Merve'den yana tavır söylüyor. Aleyna Tilki'nin annesi izin almadı benden diyor. Aleyna Tilki'nin annesi izin almadı mı? Şunu bana atsana. Yanlış sistem. Aleyna Tilki'nin annesi izin almadı mı Cengiz Bey? Anlayamadım. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Hanım sizden izin aldı mı? Ya aldı tabii, almasa nasıl okuyacak? Peki masadaki Merve Hanım sizden izin aldı mı? Kim? Merve Demir. Merve Demir mi? O kim? Aa artık ya. Çok ayıp gerçekten çok ama. Ayıp, ya şarkı verdim. Ben ne yapayım yani? Tamam, çok ayıp. Ne yani? Ama beyefendi bir saniye. Ayıp olan ne biliyor musunuz? Siz bu kadar kıymetli bir şarkının söz yazarısınız, sahibisiniz, bestecisiniz pardon. Ama şarkıyı verdiğiniz insanları bilmiyorsunuz. Tamam. Çok alo tamam. Hanımefendi. Çok alo. Teşekkür ederim. Alo. Buyurun efendim, buyurun. Hanımefendi, Cengiz Tekin biraz rahatsız, kalp rahatsızlığı geçirdi. Biraz üsluba dikkat edelim. Her ikisine şarkıyı satmıştır, sahibi Cengiz Tekin'dir. Tamam. Yani onun Merve Demir'in değil şarkı, bunu herkes biliyor. 89 senesinin Bergen'in okuduğu ya şarkı. Zaten öyle bir iddia yok. Zaten kimse yani Merve Demir'e ait demedi hanımefendi. Cengiz Bey'in eşi misiniz? Efendim evet, eşiyim. Ha,
hanımefendiciğim, biz zaten öyle bir iddia içerisinde değiliz. Zaten bakın bir dakika, Cengiz Tekin tedavidedir. Konuşurken dikkatli konuşalım. Tamam. 50 senelik bestecidir. Satışlarını yaparken her daim yanındaydım. Her ikisine satıldı ama Merve Demir benim şarkım diyemez. Türkiye Cumhuriyeti bunu güzel bir şey söylemiyor. Böyle bir şey söyleyen yok bu masada. Birincisi uslupta kimsenin bir saygısızlığı yok. Uslubu da biliyoruz. Aklı başında insanlarız. Merve Hanım onun için de var bu masada. Aynen öyle. Onun için gelmedi Merve Hanım. Siz yanlış anladınız. Merve Hanım şarkı benim demedi zaten. Probleminiz ne? Buyurun dinliyorum. Probleminiz ne? Cengiz Bey'den bin Haziran şarkıyı. Arkadaşlar müsaade edin lütfen. Bir kişi konuşsun. Buyurun dinliyorum. Tek ayak üstüne de duralım mı? Bir şey kaldırmam. Buyurun nedir? Problem ne? Şimdi hanımefendi. Ali Kıran başkası. Cengiz Tekin'in vermiş olduğu şarkıyla alakalı. Bir saniye lütfen. Buyurun. Cengiz Bey'in vermiş olduğu şarkıyla alakalı. Hem tamam. Habba Hanım'a izin vermiş hem de Merve Demir'e, doğru mu? Ama bu şimdi besteciler 10 kişiye 20 kişiye de şarkısını satamaz mı? Tabii, bu adamın satabilir, işi bu. Satabilir. İşi. Ama satabilir. Ama şöyle bir şey. Evet. Şu an benim önümdeki muvafakatname, bizim grupta şu anda muvafakatname atılmış ve muvafakatnamede evet. Münhasıran verdiğine dair imzası var. Geçin. Ya şimdi o biraz rahatsız geldiler eve, imza verdi, detayını okuyamadı. Zaten adam caz tedavidi, kendisi hasta yatıyor evde. Yani bir imza çalınamadı, asla kimseye devretmemiştir. O hakkını vermemiştir yani. O öyle hazırlanmış gelmiş işe. O zaman bir şey söyleyeceğim. Ben kiminle görüştüğümü, isminizi lütfeder misiniz? Çoğaltılamaz. Sevtap efendim benim. Sevtap Hanım, ben Seyhan Soylu bu arada. Görüyor musunuz, izliyor musunuz şu anda bilmiyorum yayını. Evet. Yalnızca duyuyorsunuz hangi herhalde. Hangi kanal? Al Sana Haber'den arıyoruz efendim şu anda. Al Sana Haber. Vallahi bilmiyorum, bizim televizyonda çıkar mı bilmiyorum da. Biz yani YouTube'da yapılan bir program efendim bu. Al Sana Haber. Şimdi ben sizden şunu istirham ediyorum. Siz normalde Aleyna Tilki'nin annesine vermiş olduğunuz izinden aynısını Merve Demir'e verdiniz. Bu çok doğal. Cengiz Bey 100 kişiye de verebilir. Şarkı onun. Bestekarı. Evet. Hatta bestesini verir, başka bir söz de üzerine yazabilir. Tabii, başka geçen bir gün Haluk Levent'in mesela danışmanı da aradı, onu da şarkıyı satacaktı. Yani bu, siz bu işin içindesiniz zaten, bunları iyi bilirsiniz. Yani Cengiz yani şarkısını Merve Demir'e her şeyini hakkıyla vermedi yani. Orada bir yazısı tabii, var, sonu bilemiyor. Bunun bir sorunu yok hanımefendiciğim. Benim sormak istediğim şu. Merve Demir'in masaya otururken iddiası şuydu. Ben bu şarkıyı münhasıran aldım dedi. Öyle dedi. Vallahi ben şimdi size söyleyeyim açıkça, o detayları ben ama okumadım. Ama öyle dedin sen. Bilmiyorum. Şu anda da... Ama hayır öyle efendim, bir şey olamaz. Yayına dönelim. Evet. Münhasıran. Münhasıran muvafakatı var dedi. Son 3 satır benim. Sesiniz gelmiyor. Üçüncü kişiler tarafından çoğaltılmasına şerh koyuyor. Muvafakatname'de. Son 3 satırdan şey bizi yapıyorlar. Ayrıca... Bakın okuyayım mı burada bak, önümde? Lütfen bakın Sevtap Hanım, bakın ne yazıyor. Üçüncü kişi ve kuruluşlara satış, kiralama, devir veya kullanım izni verme ve tüm fonogram haklarının yukarıda adı geçen yapımcı tarafından kullanılan muvafakatımın... Bu konuda Cengiz Bey haklı. Şunu diyor orada, diyor ki ben diyor Merve Demir'e veriyorum. Onun şirketine veriyorum o şarkıyla ilgili. Tamam. Eğer diyor A şirketi yerine B şirketine veremez, benden bir daha izin almak zorunda diyor. O şirket diyor Merve Demir'den başkasına okutamaz, yalnızca Merve Demir'e izin veriyorum demek bu. Ben bu işi biliyorum. Evet. Yani Merve Demir bize bunun münhasıran olduğunu söyledi ama oradaki yazı şu anda muvafakatı okuduğumuzda anlaşılıyor ki Cengiz Tekin dilediğini bilir. İsterse Kasımpaşa, isterse yayla misali, istiyorsa sözlerini değiştirebilir. Beste ona ait, ister Aleyna Tilki'ye verir, isterse de Hayko Çepkin'e verir. Tercih onu. Evet, buradaki şey karışıklık üçüncü yok. Kişi ve kuruluşlar tamam, diyor. Üçüncü kişi ve kuruluşlar aynı şirketin içerisinde o şirkete yaptı ya diyor evet, Merve. Evet. Başka bir şirketten bunu okuyamaz. Buna izin veriyorum diyor, haberin olsun. Peki seni yanlış yönlendirmişler. Peki şirketimizin yani verdiği... Böyle bir dava açarsan Cengiz Bey sana dava açar.
ben hayır, bunu izinle vermedim şimdi diye. Şimdi biz bunları avukatımız ya. Avukatımız ben 500 tane avukat çıkarırım cebimden. Cengiz Bey doğru bir şey imza atmış. Diyor ki şirketi, ben diyor bunu diyor Merve Demir'in diyor A şirketinde bunu okumasına izin veriyorum. Hı hı. Eğer diyor Ulus Plak'ta değil de diyor Polat Yağcı'da okursa benden bir daha almak üzere diyor. Mükerrer diyor yapmış olur diyor. Bana peki diyor para ödemiş. Peki hala izni buradan okuyacak insanlar sizin izni yapım şirketimizden hayır almayacak. Hayır zaten efendim. Bizden hayır alalım. Hayır efendim. Yapım şirketinize ve size bir kereliğine okuma izni vermiş. Münhasıran değil, yalnızca okuma muvaffakatı vermiş. Zeftap Hanım durum anlaşılmıştır böyle. Münhasıran derse... Duydunuz mu? Zaten... Zeftap Hanım. Kapattı herhalde. Zeftap! Kapattı. Cengiz Tekin. Alo. Alo. Kapattılar herhalde ya. Kapattım gözlerimi. Sana ben münhasıran bir şarkı vereyim. İster misin? Münhasıran. Bu şarkılara. Aramayın kimseyi. Aramayın kimseyi. Sana muhteşem bir şarkı vereyim mi? 5 yıl boyunca kimseye vermeyeceğim ama 5 yıl sonra veririm, kendim okuyacağım. Şaka yapmıyorum. Evet, evet, şeref duyuyorum. Sen şaka yaptığımı sanıyorsun. Şeref 500 duyuyorum. Tane Cengiz Tekin yapacak şarkılar var bende. Ben çok yönlüyüm. Gerçekten kalemi şaka çok söylüyorum. Güçlü. Sana söyleyeyim. Bak senin sesin, arabak seviyorsun. Vur, vurabilirsen şimdi. Semadan melekler indi. Sen görmedin halimi. Sen görmedin halimi. Şeytan bile direndi. Şeytan? Allah kızdı şeytana. Cennetten mahrum etti. Ben yalvardım Allah'a. Günahını affetti. Vur vurabilirsen şimdi, vur vurabilirsen şimdi. Semadan melekler indi. Sen görmedin halimi, sen görmedin halimi. Şeytan bile direndi. Allah kızdı şeytana, cennetten mahrum etti. Ben yalvardım Allah'a. Günahını affetti. Gördün mü? Böyle şarkılar da var. Hiç dert etmiyor. Bravo. Canlı iyi parayı veririm. Efendim Sok Çıkar Aydar şarkısını da az sonra veriyorum. Ama ondan önce size haber veriyorum. Sinan Çetin zannediyorum grup sekste mi yakalam? Anlamadım. Aa, tövbe. Sinan Çetin sevgilisine yakalam. Allah kahretmesin. Sinan Çetin. Nişantaşı'nda yabancı bir ablayla yakalanmış. Buyurun. Aaa! Buyurun. Geliyor. Ya anladım da o gelsin de öyle git bari. Aynı anda birbirini zengin mi tutup yolluyorsun? İşte bu haber çıktı ya, şu anda bilmiyorum. Yok kimse duymuyor. Bu haberin çıkma nedeni buydu. Aslında münhasıran değil, biz buradan yürümeyecektik. Burada münhasıran olmadığını biliyorduk. Ama öyle söyledi. Yok aşkım, öyle değil. Tamamen konu Hava ablanın benim gelinlik giymem, işte çocukluğumun orada olması, birbirimizle tanışıklığımız. Sonuç olarak onun benden nezaketen, aslında muhabbet bu yani, tamam, nezaketen, nezaketen de olsa söylemesi. Çünkü hani, bir husumet var mıydı? Hiçbir husumet yok. Ne? Can canlı yayındayız efendim. Aa girdi. Gerçekten. Bu amcayı ben böyle bak. Canımın için davanda sonuna kadar haklısın. Hayır değil. Haklısın. Değil. Ben bu konuda... Bence de haklı. Yalancısın sen Tayyar, yalancısın. Ben... Müzik Tayyar'a katılıyorum. Müzik kanununda dert edemez bilmiyorum ama... Bazı şeyler meslek ahlakıyla yürür. Bir insanın... Bir insan, bazı şeyler bir kağıda attığı ne yaptılar biliyor musun zamanında? İnsanlar genç bir yetenek sunmak için yatırım yaptılar, kliplerini çektiler, albümünü çıkarttılar. Bazı akbabalar var, şarkı güzel olunca bir gecede girip, stüdyoya girip
şarkının üstüne çöktüler. Hayır. Hayır olmaz. Bu neye benziyor? Çok özür dilerim. Hayır. Hayır ben bir şey söyleyebilir miyim? Ya Allah aşkına Sultan Süleyman'a kalmamış ne Kurtlar Vadisi. Bir şey söyleyeceğim. Bu neye benzer biliyor musun? Bıraksınlar da yürüsünler bir yürütsünler. Geçtiğimiz yapsınlar. O zaman yani bir... Ayda bir yeni şarkı geçtiğimiz şarkı bulsunlar. Bu neye benziyor? Bir saniye. Ya bir saniye. Arkadaşlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Buraya iki tane güzellik... Ben bu konuyu şöyle anlatayım. İki tane güzellik uzmanı buraya geldi. İkisinin de şubeleri çok fazlaydı. Ve bunlardan bir tanesi lokasyon belirlemiş kendisine Beylikdüzü. İkisi de yakın görüştükleri için birbirleriyle diyorlar ki birisi etik olmaz bizim burada açmamız. Çünkü bundan 10 metre ileride başka bir güzellik merkezi var ve bu insan şubeleri olan bir güzellik merkezi diyor. Hayır biz buraya şube vermeyelim. Aynı yerde iki güzellik merkezi aynı lokasyonda olmaz. Birbirimize kırdırırız müşterimizi diyorlar. Geri çekiliyorlar. Beyefendinin tabii yaptığı şey çok evet önemli. Orada bir etik kural söz konusu. Evet. Orada baktığın zaman ticarete bakmıyor. Bu ben de diyorum ki beyefendinin yaptığı şey baktığın zaman yasalara aykırı mı? Hayır değil ama bana göre de etik değil. Siz bir tane yeni çıkan albüm yapan bir hanımefendiye bir şarkıyı verip patlatmasını ya da ona destek olurken o parasını da alırken iki ay geçmeden yine gidip ilk başkasına veriyorsun. Yine yeni biri geliyor. O da kendini patlatmaya çalışıyor. Ama bir dakika, yeni gelen birine de veriyorsun. İki ay sonra da gitmiş şimdi de birine daha veriyormuş. Şimdi senin bak senin bu yaklaştığın konu çok güzel bir konu bir kere tamam mı? İki ay geçmeden parasını verdiği münhasıran ya da değil. Satın aldı veya kiraladı. Ya bir dur bir 6 ay en azından yani. Evet, bunun bir minimum bir şey var. Aynen öyle. Bir biraz bir kendini göstersin kızcağız. Bu işin ayrı bir bölümü. Ancak sizin muvaffakatname dediğiniz ya da sözleşme dediğiniz, münhasıran dediğiniz bilmem ne. Nasıl evraklar, nasıl düzenekler bunlar bilmiyorum. Ancak hukuk demiyor mu arkadaşım? Boş kağıda bile imza atmayacaksın. Asla okumadım attığın olmaz. İmzadan sorumlusun. Öyle bir şey bir yok. Bir imzadır seni iflasa da götürebilir. Al bak. Gülbin'in yaşadıkları. Hiçbir şey ispatlayamıyor. El kadar çocukları 18 yaşını doldurmuş imza hakkı var. İki tane imza attı. Bak 180 bin liranın şimdi şeyini derdini. Peşinde koşuyor. Aynen. Ama bu kadar. Bakma yani. Bu adamcağızı. Ben babamın gösterdiğine imza atmayacağım da kime atacağım yani? Tamam mı? Konumuz yok, o değil. Değil. Palpazanlık yapmıyoruz konumuz ki o değil. Dolar mı basıyor? Merve ya da Merve. Araba alıyor babam. Ay Seyhan o konuyu kapattık. Merve ya da Merve'nin şirketi bir evrakla karşısına gidiyor. Ve bu evrağın sonundaki üç cümlede ne diyor biliyor musun? Üçüncü kişiler tarafından söylenmesi, çoğaltılması vesaire, tablet, sen, bilgisayar, bilmem ne. Bak ben küçükken beni annem tecavüz etmesinler, top oynarken dikmesinler diye evde Texas Tom Mix yerine dedemin ağır ceza hakimiydi onun kitaplarını okuyordum. Siz ekmeğe mama çüke sopa derken ben hukuku bilirim. Orada diyor ki Cengiz Tekin, ben bunu veriyorum, Merve'ye veriyorum. Merve'nin şirketi Ayşe'ye oklamaz. Merve de gidip başka bir şirketten veremez diyor. Önce ne olduğunu okuyun. O mevzuyu kapatmadık. O mevzu buraya geldi gene. Biz de diyoruz ki yazdığı şey yasal olarak hakkıdır adamın. Adamın yaptığı şey yasal diyoruz. Ya. Biz de diyoruz ki yaptığı şey... Ama Gökay sana oradaki maddeyi yasal değil demiyor. Seni aslında... ters çıkaran bir şey söylemiyor. Biz diyoruz ki evet adamın koyduğu maddede söyledikleri doğru. Adamların söylediği doğru ama... Geçirelim mi? Öyle mi geçirelim? Böyle mi geçirelim? Yok Seyhan biz öyle demiyoruz. Biz adam, onu geçirelim, bunu geçirelim kardeşim, demiyoruz. Adam demiş ki ben bu şarkıyı veriyorum Merve'ye. Merve bunu alıp Polat Yağcı'da okuyorsa şirketin adı ne? VDA Organizasyonu'na veriyorum. Polat Yağcı'ya giderse ben bu kağıt geçersiz kardeşim. Veyahut da VDA, Merve harici bunu kimseye okutamaz. Ya Seyhan'cığım niye anlamak istemiyorsun? Bu evrağı... Bağlayın bir kanunu. Hayır hayır. Ya kanunla sıkıntımız yok ki. Anlamıyor ki Seyhan. Evi olmaz arkadaşlar. Ben Kibariye'yle Tarkan'ı düet yaptıracağım zaman 30 tane şarkı seçtik. 30 tane şarkının da her birini biz seçtik diye duyuluyordu. Her birini 10 kişiye satmıştı besteciler. Etik kurallardan bahsetmeyin. Biz un kapanı, kurtlar kapanı. Bak şimdi un kapanı,
Kurtlar Vadisi gibi. VDA organizasyon tarafından bak, burada haklısın ama göz ardı ettiğin başka bir şey var. Ne var? VDA organizasyon tarafından düzenlenen bu evrakı Merve imzalamadı. Cengiz Bey imzaladı. VDA organizasyon neden üçüncü kişiler tarafından kısmını senin düşündüğün gibi düşünsün? Siz bu şeyi evrakı imzala hazırlamadınız mı? Fikir hakları yasasına göre ceza hukuku bilen fikir haklarıyla ilgili konuya vakıf olan bir hukukçuyu bağlayın. Ya bizim yazar. Sıkıntı şurada. Bizim yazarı arayın. Neydi? Yahu Allah Allah. Ya sorun bu değil. Sorun bu değil ki. Sorun da o zaman. Sorun şu. Hı. Düğününde gelinliğini giydiğim. Ya gidin ya. Bir saniye bir dakika. Ben gerdeğe girdiğim ya. Gerdeğe girdiğim. Tamam ben gireyim. Gerdeğe girdiğim adama kardeşim bana tecavüz etmeye kalktı. Hı? Bana öğretme. Gerdeğe girdiğin adamın kardeşi mi? Evet. Ne demek o ya? Konuşturmayın beni! Anlamadım. Beni konuşturmayın arkadaşlar. Gerçekten konuşturmayın yani. Psikolojim bozuldu. Allah aşkına ya. Gerçekten konuşturmayın beni. Şimdi... Bir şey söyleyeceğim. Konu nereden geldi? Gerdeğe... Gerdekten nereye geldi? Tecavüze nereden geldi? Olay şu. Evet, anında attık. Anında. Yeter ama. Anında attık oldu. Nerede kalmıştık? Şimdi buradaki sıkıntı şu, söylediklerinde yasal olarak Seyhan'ın söyledikleri hiçbir sıkıntı yok. Hepsi doğru. Yani avukatı da bağlasan, 100 tane de avukata bağlasan arkadaş. Aynı şey. Buradaki sıkıntı, düğününde gelinliğini giydiğim bir insanın evet. Okuduğum bir şarkıyı okurken, ya en azından bir söylesin, ben de okuyorum bu şarkıyı. Desin diyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim Nurcan abi. Benim zaten YouTube kanalımda kendi projelerimde Bergen Hanımefendi'nin okuduğum tekrar bir şarkısı var. Sahnede yani. Binlerce okuduğum şarkısı var. Zaten seyirci istedi okumamı. Bir şey söyleyeceğim Merve. Sen bu konuya eğilmişsindir muhtemelen. Evet. Bir bağlayıcılığı var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ben Bergen'e Saygı albümünü dinlediğim zaman aldığımda elime acıların kadını yok dedim. Ondan sonra da o albüm benim için hükümsüz oldu ve rafa kaldı. Dinlemedim bile. Bergen dediğin acıların kadını. Acaba bu da böyle bir telife takılan bir şarkı mı acaba? Ya olabilir mi? Şimdi şöyle ya bunu. O albümde acıların kadını yok mesela. Yani çok yıllar pop, yılı dert yolunda çok, abi. Evet, hani, çok pop sound'u. Çok şimdi, film gibi. Film de o şarkıyı biliyorsunuz. İlk önce Bergen okumadı o şarkıyı. Acıların kadını mı? Tabii. Kim okudu? Tüdenya. Tüdenya mı? Tüdenya da okudu ama... Daha da önce Emre okudu. Acıların çocuğuyum diye okudu. Evet. Aynı şarkı. Evet. Bütün sözleri aynı. Tabii ay, kadınıyım demeyeceği için. Kadınıyım diye okudu. Yani diyemeyeceği için acıların çocuğuyum diye okudu. Tayyar o dönemleri iyi bilir. Altıncı aşı olmuş bilir tabii canım. Ne olmuş? Altıncı aşı olmuş abi. Düşün devlet hakikaten ha. Altı aşı. Devlet koruma abi aşı var diyorlar. Soluğu hastanede alıyorum. Türkovak mı oldu bu sefer? Yok, ben Biontech. Yok, bedava oldu. İki tane Sinovac attılar beni. Çipleri taktılar, takip ediyorlar. Sonra çipleri bozayım diye Biontech'e vurdum. O zaman kendimi. Sen iki Sinovac, iki Biontech, üç, dört beşinci Biontech, oldu. Dört Biontech. Hangi konu? Dört Biontech dördüncü mi? Evet, hatırlatma mi? Şeyi başladı. Hatırlatma konuyu sonucu başladı. Konuyu geçelim artık. Canım kardeşim benim, kıssadan ise şunu söylüyorum. Benim iş ahlakım şunu gerektirir. Ben, Nurcan abi bilir, yıllarımı müzik magazin dergisinde un kapanında geçirdim. Sabah 9 dergiden çıkıyordum un kapanına. 7 düvelini bilirim A kapısından B kapısına. Ticaret ahlakı diye bir şey vardır. Zamanında genç ve yetenekli bütün sesleri böyle ezdiler. Duyuyorlardı Nurcan birine albüm yapıyor. Çok da güzel bir şarkı yakalamış. Akşamleyin girip bir gecede okuyorlardı şarkıyı. Bir bakıyordun şarkıyı patlatmışlar. Ne oluyordu? Abiler ablalar yapınca şarkı onlardan giriyordu. Sen de oturup kös kös bakıyordun. Yıllar içinde artık öyle aklı başında öyle adamlar prodüktör oldular ki artık bu eski kumpasların olmamasını diliyorum. Bazı şeyler ahlaken yapılır. Biri bir şey yapmış. En kötü sözlü olarak bile. Abi biz iki ay bekletelim mi ya? Yani değil mi? Ya da ya biz yaptık çıkıyorduk. Siz hani mümkünse bir 10 gün sonra çıkartın bunu. Ben sana daha güzel bir şey söyleyeyim. Ya Zara arabesk albüm yapmaya kalktı. Kaşla göz arasında Sibel Can'a yaptılar. Sıralaması bile aynı. Evet. Sıralaması aynı. Bak şarkıların 3. sıra 5'e 5, 8'e gitmedi. Kadının kendine yaptığı sıralama bile aynı. Ya, o yüzden hani
diyeceksin ki ya abi yıllardır alışmadın bu işe. Artık diyoruz ki bazı şeyler değişsin ya. Şimdi ya bırakın gözünüz doysun ya. Hepimizin hemfikir olduğu ve dava açılırsa. Elim ayağım titriyor yani. Gerçekten senin elin ayağı titriyor ya. Yemin ediyorum bak. Bak. Bak 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 bak. Aa zangır zangır titredi valla. Yalnız adam yüksek olasılıkla 70 yaşın üzerinde olduğu için. Vekili var. Kimin vekili var? Yani onun Cengiz Bey'in attığı imza da isterlerse geçersizler diyeceklerdir. Yani sen komple münhasıran da almış olsaydın. Çok önemli bir prodüktör abimiz. Muvaffakatnamede süre yazıyorsa hiçbir şey yapamazlar. Yazıyor mu? Babayı yazıyor. Yazıyorsa diyor. Muvaffakatta. Yazıyor mu? Muvaffakatnamede süre varsa. Süresiz diyor. Bak canım senin sesin güzel. Güzel de bir kız. Seni de buraya Nurcan davet etti herhalde. Sabur. Teşekkür ederim. Nurcan bizim abimiz. Canımız, ciğerimiz. Sana inanmış, haber yapmış. Yapmış olduğu haberde avukatların seni yönlendirmiş. Yanlış. Çünkü bu genel olarak muvaffakat böyle verir Canikon. Şimdi bu konuyla ilgili o karıya da verir. Neydi o Kamil'in adı? Havva. Havva. Havva'ya da verir. Havva'nın soyadı neydi? Öster. Öster. Yani Aleyna'nın annesine de verir. Kime istiyorsa verir herif. Haber yanlış değil. Haber doğru haber. Haberde haberde yanlış yok. Haber ikisinde de aynı şarkıyı okuduğunu söylüyor. Yasal olarak bir şeyden bahsetmiyor ki haber. Ha, haber. Haberde öyle yok. Haberde yok. Hayır. İddiada? İddiada var. İkisi de aynı şarkıyı söylemiş. Söylemiş. Ha biz burada şunu tartışabiliriz. Neyin görüntüsünü yayınlayamadın? Hava mı güzel okumuş? Heh. Bu kardeşimiz mi güzel okumuş? Tabii ki. Zaten seyirci ona karar veriyor ya. Yani evet, zaten seyirci ona karar veriyor. Şöyle düşün. Ya sen de bu gırtlak olduktan sonra 10 tane şarkı... Ay evet çok güzel sesi var. Çok güçlü sesim var. Kaç para ödediniz Cengiz'e? Biraz heyecanlandım. Cengiz'e kaç para? Hepsini ben kendi emeklerimi ödedim onu biliyorum. Kaç para? Büyük para mı ödedin? Büyük para mı ödedin? Hayır. Sembolik. Yani 10 bin liranın altı mı? 10 bin liranın altı mı olursa? Bir şey söyleyeceğim. 10 bin liranın altı mı? Gerçekten söylemek istemiyorum. Yani bunun adını etmek istemiyorum. Ama her bir damlasında benim emeğim var. Bu bana ama, yeter. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi sana diyorum ki 5 yıllık sana muvaffakatını veririm diyorum. 6. yıl serbest. Tabii. 5 yıl içerisinde de bir şarkıyı 5 yıl sende çıktı diye başkaları isteyecek ya onun önünü kesiyorsun. Tabii. Yani yani adamın var, ticaretinin önüne geçiyorsun. Ben mesela Nesim Güngen'e bir şarkı verdim. Zannediyorum 20 bin 20 bin dolara verdim o tarihte. Bundan 2 yıl önce 20 bin dolara şarkı verdim Nesin Güngen'e. Ben çok az şarkı satarım ve benim şarkılarım gerçekten özel şarkılardır. Ve ben şarkılarımla ilgili de hemen geri plana çıkarım. Muvaffakatı 10 yıllığına veririm. Uyduruyorum. Belli bir süre veririm. Çünkü Nesin Güngen o şarkıyı almış müesseseleri için okuyacak. Başka birisi ondan hoşlanacak, benden isteyecek. Beni tahrik edebilir, para verebilir diye yazıyorum ki kafamda kapansın diye. Ama mesela sana şarkı verdim 5 yıllığına. Normalde diyelim 10 liraya vereceğim bir şarkı, 20 liraya vereceğim bir şarkıyı. Dedim ki sana 50 lira ver, 5 yıl boyunca kimse benden alamasın. Öyle bir şey demişse Cengiz Tekin, buna kimse karşı çıkamaz. Adamın yani... Adamın hayır, yeri. Zaten biz karşı çıkmıyoruz. Ne güzel yazmış. İstediği herkese satabilir. Sorun bu değil sanırım. Burada tek problem. Sen şimdi efkarlandın. Bu kurallar, şarkıyı bir daha okusana bana. Etik evet, kurallar ya. Ve de nezaket. Bak ya. Ben çünkü naifliğe çok... Yok ama bu işin nezaketi yok. Olmalı. Nezaketi yok. Ama olmalı. Biz Azerbaycan dilinde müzik fabrikayız. Yapıyoruz. Müzik biz duygu fabrikayız. Dur. Azerbaycan dilinde fabrikanın adı neydi ya? Fabrikanın adı. Fabrikanın. Ben söyleyemem. Sen söyle. Yo, ben de söyleyeyim. Sen söyle. Söyle. Fabrika Azerbaycan demek Azerbaycan lisanında ne demek? Aa şundan bakayım. Ben bak, söyleyeyim mi? Hayır orada hayır, o okuyacak söyleyecek. Sen terbiyeni bozma. Fabrika. Bozmayın değil mi? Sen saygılı adamım. Evet. Fabrika ne demek? Tamam. Azerbaycan. Azerbaycan dilinde fabrika ne demek? Bak bak. Bakayım Google'dan. Tam. Evet. 10. Tam. 9. Dan 8. 2500 milyon liraya katılsan yandım. 7. Dan 6. Dan 5. Ya kolay beş, mı? Florya'dan çık Google merkeze git. Ne demek söyle. Ay, ay ama sen atladın. Hayır, ay. Söylemen lazım. Söylemen şey lazım.
arkadaşlar. Sen kendin atladın. Azar ama ben atlamadım. Bana soru soruldu. Ben niye atlıyorum? Ama cevap veriyorsun. Kim 500 milyar ister? Tamam arkadaşlar. 100 bin lira gider. Şoker hakkım şey seni aradım. Bir şey söyleyeyim. Orada arkadaşlar. Onu aile okuyorsun. Evet aile okuyacağım zaten. Arkadaşlar Azerbaycan'da iş fabrikası. Azerbaycan. Azerbaycan'da. O şey demekmiş. Karhane. Kârhane. Kârhaneymiş. Evet. Yani kerhane değil de kerhane. Evet, kerhaneymiş. İşte dünyamızda şu. Maalesef kerhane gibi yani kerhane derken kar amaçlı işletme. Bizim kar amaçlı işletme olan yerlerimiz maalesef ki insanlar kendi menfaatlerinin doğrultusunda hareket ederler ve kerhanenin başarılı olan arkadaşlar. Kaşesi en yüksek olanı. Bunu da kârhanene yaz derler. Kârhane. Bizimkiler bozuyor. Bizimkiler çeviriyor. Kim? Ben demedim bak. Ondan sonra savaş kalamaz. Hani küfür etmeyecektin? Ben nerede ediyorum? Başak Çokan söyledi. Azerbaycan diyor. Kârhane dedi ya. Ben küfür etmedim ki. Kârhane dedim. Bu arada dövizde yine artış var. Evet. Bir çeşme lirası 275 Türk lirası olmuş. Bir çeşme lirası. Bir çeşme lirası. Bir gece operasyonu. 275 Türk lirası olmuş. Bana niye öyle bakıyorsun? Beni zorla baktırdın. Hayır ben kafam rahat şu anda. Kusura bakma. Kurban bayramı bitti daha. Türkan Şerbetçi'yi bağlayıp en son durumu İzzet Çapa'dan ve Türkan Şerbetçi'den bir de ya Gökhan, orada işletmecilik gerçekten, yapan şu an Erol Köse'den alabiliriz. Gerçekten Selçuk Ural, ben bir gece bir kadınla beraber oldum ve sonra Hakan mı doğdu dedi. Hmm. Gerçekten böyle bir laf etti mi? Hmm. İğrenç. Onu yarın işleyeceğiz. Evet zaten işleyelim. Çok bombaymış. O kısmı geniş yayınlarız. Çok korkunç bir şey. Çok ayıp ya. Ya böyle bir şey söylenir mi ya? Ama abi çok ayıp ne olursa olsun ya. Ya Hakan'ın onuru var, gururu var. Ayakkabısını çıkartacak. Tükürmeye de başlıyor. Yarın. Abla görüyoruz ama. Yarın. Abla görüyoruz. Selçuk Ural röportajınla ilgili. Başım görüyoruz. Yok canım anasından mı nereden? Biz görüyoruz. Ay ne dedin? Ne dedin? Seyhan da paçalı. Anasının damı dedim. Annesi evet, dama çıkmış kadınlar. Ne yapar Urfa'da? Zılgıt çeker mi çekiyor? Dur yavaş ol. Yarın Allah'ın izniyle Selçuk Ural'ın söylediklerini bacak kol çalışmasını ne yapıyoruz? Çalışmalarımızı yarın saat 15'te Selçuk Ural bir gecelik yatmış olduğu kadından Arkada bakma, kaç be. Kol gibi. Bacaklarınızı kaldırıyorsunuz hanımlar. 10 kere böyle çalışma yapıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Sonra kollarınızı, puzzle'larınızı geliştirmek için yarın saat 15'te olay var. Skandal var. Parça parça edeceğiz. Ve habere geçiyoruz efendim. Öbür haber. Buyurun. Sinan Çetin. Allah Allah. Genç Osman buyurun efendim. Abi. Evet. Sinan Çetin önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinden çıkarken gözüküyor. Genç bir hanımla birlikte. Ve büyük bir panik ben yaşıyor. Ben ne zannettim biliyor musunuz? Sinan'ın grup seksle mi karıştı? Ne oldu? Basıldı mı? Ne alakası bu adamı sen başı dertte değilse de belaya sokarsın. Ne alakası var? Grup seksi GS mi konuşuyor? Görmüş olduğum bir görüntü gelmişti aklıma da. Çok enteresan ve o görüntüleri gördükten sonra o görüntüleri satmak isteyen kişilerle ilgili analarını bellemiştim. Sinan Çetin'in o biraz önce söylemiş olduğum tarzda görüntülerini görmüştüm. Tabii. Ve ondan şantaj yapmak isteyenlerin de sizin... Merak ediyorum aile boyu neden size, böyle skandallara imza atmaktan bu kadar rahatlar? Size canınızı yakarım. Çok beddua aldıklarındandır. Bu haberleri yok edin demiş. Ya çapkınlığın beddua ile ne alakası olur, var? Olur. Oo, nereden nereye? Kendi, bir mağazını. Çok. Aa, ben de onu diyorum. Karma yaşıyor. Bu haberler bende nasıl toplanıyor? Sen onu araştırdın mı hiç? Herkes de bunu sormuş zaten. Vallahi, maşallah kapalı kutu demişler Seyhan Hanım. Seyhan Hanım demişler sevgili kapalı. Sevgili canlarım bundan 20 yıl önce... Şu anda izlemiş olduğunuz haberin sahibinle ilgili bir şantaj unsuru, aynı işimin başına gelen şantaj unsuru Sinan Çetin'in de başına gelmiş.
ve bir grup seks görüntülerinde vesaireyle ilgili satmak isteyen birini. Bunu ilk defa anlatıyorum burada. Böyle görüntüleri pazarlamak isteyen şerefsizlere, şerefsizlerle ilgili bu görüntüleri dedim böyle bir şey yaparsanız dedim siz dedim kıyamet koparırım. Sinan'a da söyledim. Sinan dedim bak böyle böyle bir görüntülerini gördüm. O şahısları tehdit ettim bilgin olsun. Böyle bir şey yaparlar sağlayacağım onu. Peki böyle bir görüntüde olan mı ben şerefsiz? Ben gördüm. Bu görüntüleri yayan mı şerefsiz? Görüntüleri gördüm. Bana göre teşkilata getirdi. Aynı Atay'ı yapan. Senin de bir kadınla birlikte olduğunda o kadın senin görüntülerini de kaydetmiş olabilir. Bilemezsin ama. Sıkıntı yok. Öyle yok burada. Ama bir annen var. Yarın öbür gün izdivaç yapacaksın çocuğun olacak. Olmaz. Şimdi bekar bir adamsın. Bilmem nemden aşağı Kasımpaşa diyorsun. Hı. Merve için de geçerli o. Merve de çok güzel bir kız. Birini sevebilir. Bir tane pezevengin biri alır kaydedebilir. Kızın yarın öbür gün istikbalini oynayabilir. Vallahi bu konudan Gülben Ergen o kadar güzel bir sorumlama yapmış, açıklama yaptı ki. Çok zor konuştu ama güzel konuştu. Ben sevdim, aşık oldum, birlikte oldum. O ilişkinin içinde de yaşanan şeyler çekildi ve paylaşıldı. Geçmiş olsun. Olmaz, öyle bu deme. Kadar. Şimdi bak, ne orada var? Orada kin ve nefretler olabilir, egolar olabilir, intikamlar olabilir ama o intikamları yapmış olduğunuz adamların veya kadınların çolukları, çocukları, yeğenleri, teyzeleri, evet, dayıları, amcaları var. Lazım. Kusura bakmasınlar. Ben böyle, bakın Sinan Çetin'le de ilgili bu grup seks olayları bana geldi. Esenyurt Belediye Başkanı'nda keza diğer belediye başkanlarınla vesairelerle ilgili benim cesaretimden dolayı sağ olsun belirli bir kitle beni dişi Uğur Dündar gibi görüyor ve biraz sert. Yani tabii Uğur abinin almış olduğu gazetecilikle ilgili jargonunu benim yapabilmem mümkün değil. O üstadların üstadı ama ben ondan sonraki bir sonraki versiyonda biraz daha dijital, biraz daha manyak, biraz daha cesaretli, biraz daha fütursuz, biraz daha edepsizim. Edepsiz olduğumu da kabul ediyorum ama cesaret anlamında Uğur Dündar'dan sonra en cesaretli programları yapan kişiyim ben. Ve bununla da ilgili biz baba haberi yaparken Savaş Kalafat'la anasını ağlatıyorduk. Ve sosyal medyada olduğumuzda 100 bin kişi her programımızı izliyordu. Baba haberi de yaparken imza attığım her programda çok cesaretli. Ne bakan tanırım, ne milletvekili tanırım, ne yürütme, ne yasama, ne yargı. Önüme dosya geldi. Belgeler varsa yayınlarım. Ama devletin kurumlarını zorda bırakacak şeyler yapmam. Ben bayrağıma, milletime, toprağıma onun dışında söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir, Süleyman Soylu iki, MİT İstihbarat Daire Başkanımız Hakan Fidan üç, Milli Savunma Bakanımız dört, beşinci de gelecekteki hayalim olan konumdaki Büyükelçilikle ilgili, Dışişleri Bakanlığı'na ilgili Mevlüt Çavuşoğlu dışında altıncı bir insan olarak kocamdan başkasından asla inmiyorum. Madagaskar mıydı? Neresiydi senin? Myanmar. Eski Burma Sultanlığı. Evet, Burma Sultanlığı. Orada büyük elçilik yapıyor. Şimdi Sibel Can olayını işleyeceğim. Biraz önceki o bacakları, biraz önceki kolları haydi bakalım çalıştıralım. Yerleştir geliyor Sibel Can olayı. Görelim. Buyurun. Alkışlarının en değerlisi kıymetli orkestramız gelebilir mi? Kara haber eski uyudu.
Sayın Belediye Başkanı, dün izledim görüntülerin tamamını. Başka çekilen görüntüler de var, bunlar düşenler. Sizin nasıl makam odanız ahır değilse ve önüne gelen o kapıdan içeriye girip de başkan sana ya ben papatya topladım getirdim ya da şu bizim dilekçe ya şunu imzala demiyorsa, sen de seyrettiğin konserde oradakilere hava olsun, bölge medyası çeksin diye sahnede şarkı okuyan sanatçının yanına elini kolunu sallaya sallaya gidemezsin. Senin özel kalem müdürün yok mu? Senin protokol müdürün yok mu? Senin sekreterin yok mu? Senin zabıta müdürün yok mu? Sahneye, sanatçıya haber gönderirsin. Sanatçı şarkının arasında sizi anonsa sahneye alır. Öyle keyifli. Yollamış haber vermemiş. Ay, hiç fark etmez. Vermedilerse oturur sırasını bekler. Demek ki akış gelmemiş. Elini kolunu sallaya sallaya yanına 5 tane 10 tane zabıta alarak sahneyi basar gibi oraya giderseniz size dün seçimde sandıkta oy vermiş adamlar böyle küfür eder. O salondan sizi uzaklaştırırlar. Adat bilin, ortam bilin, protokol bilin. Nasıl ki dediğim gibi sana çat diye kapıdan içeriye masanıza, odanıza girilmiyorsa siz de bir sanatçı sahnede şarkı okurken bu tavrı sergileyemezsiniz. Tayyar. Orası babanızın malı. Belediye ve festivallerde, belediye festival sunumlarında çok sık yer aldığım için burada şöyle bir sıkıntı oluyor çoğu sanatçıda. Bunu Ebru Gündeş'te de yaşayabiliyorsun. Demet Akalın'da zaten gani gani yaşıyorsun. Sibel Can da bunlardan bir tanesi. Belediye başkanı üçüncü ya da beşinci şarkıda, yani kalabalık dağılmadan en nihayete yaptıkları tüm bu etkinlikler bir sonraki seçimde açık ara öne çıkmak için yaptıkları etkinlikler. Yaptıkları yani seçim yatırımları. Bunlar evet. Eğlence falan tırıvırı geç. Yatırım, seçim yatırımı yapıyor. Adam seçim ya, promosyonu yapıyor. Sibel sahneye çıkarttığı için seçim kazanacaksa yazıklar olsun ona ya. Tamam, bu da belediye seçimi. Ya yazıklar olsun ona ya. Belediye promosyonlarından ya bıraksın tanesi. Sanki cebinden mi? Kendi cebinden harcıyor ya. Belediyenin kasasına vergilerle girmiş paradan festival yapıyor. Of yapıyorum. CHP'si de yapıyor, AK Partisi de yapıyor. Hepsi bütün belediyeler. Ben diyorum bayram haftası, doğru sen diyorsun kasap tahtası. Yani yaptığımız şeylerden bir tanesi o promosyonlarda. Evet. Altyapı çalışması var, üst yapı çalışmaları var, evet. Çevresi var, peyzajı var. Ama bu da var. Bu da önemli bir kalem. Hatta belediyeler bunlarla alakalı anket çıkıyorlar. Kimleri şehrimizde ya da ilçemizde görmek istiyorsunuz diye. Ardından sanatçıya diyorlar ki, üçüncü şarkıda belediye başkanı çiçeğiyle ve o yörenin yöresel şeyleriyle, hediyeleriyle sanatçı diyor ki hayır. Ben şarkı söylerken bozulmasını, sesimin bilmem ne olmasını ya da terliyorum durduğum zaman üçüncü kaburgamla beşinci kaburgam sızlıyor diyor. Bu bazı sanatçılar. Bazı sanatçılar. Hayır, içinde değil, tamam. Bazı sanatçılar. Ben de diyorum ki bu tarz bir şey olmuş olma ihtimali çok yüksek. Hayır. Nedenine gelince söyleyeyim. Sibel Can'ın koruması olan arkadaşım çok beyefendi. Evet, yıllardır da tanıdığımız birisi. Beraber çalışıyorlar. Her telefonumu alabilir miyim? Sibel Savaş abi bir şey cevap veren bir adamdır. Al canım. Oradan, oradan alınan bilgi şu. Yerinden kalkıyor. Merdivenlerin başına kadar geliyor. Evet evet, hiçbir şey söylemiyor. Ellerinde ne çiçek var, ne bir plaket var, ne bir şey var. Aynen. Çocuk da tanımadığı için önüne geçiyor sahneye çıkacak diye. Yani bak, belediye başkanı olduğunu bile önceden bir zabıtayla, bir sekreterle oraya göndermiyor. Gelenden, kalabalık da var önde zaten. Sahneye çıkmak istediğini söyleyince çocuk da diyor ki, şarkı söylüyor Sibel Hanım, sahneyi alamam. Doğru. Sahneyi ki yaptığı şey de doğru bir davranış. Onun üstüne, ben belediye başkanıyım. Aynen. Deyince,
şarkısını bitirsin, haber gönderelim deyince yanındaki resmi üniformalı, zabıta olduğu yazan arkadaş. Saldırıyor. Ki mesai saatleri dışında o üniformalı arkadaşların da eylemlerine takığım. Tabii, tabii. Orada bir arbede yaratınca belediye başkanı kendisini itibarsız görüyor herhalde, bu sefer küfür etmeye başlıyor. Ve sazların şefi Sibel'e bir sıkıntı olduğunu söyleyince Sibel de çünkü Sibel'e bir şey olacak diye korkuyorlar. Yan, her an bir şey olabilir sahneye diye söylüyor. Bunun üzerine Sibel müziği durdurunca, yani orada bir olay var. Bu sefer vatandaş kendi tepki bölgesinin gösteriyor, belediye başkanına küfrediyor. Yani bu kadar kendini provoke ettirebilirsin. Ya sen belediye başkanısın. Sen elini kolunu say, yani buraya seçildin ve başkansın diye bunu yapma şansın. Sen bunu para ödeyip eğlenceye gittiğin yerde de yapamazsın. Burada da yapamazsın. Ayrıca da sen bu protokolü buradaki bilmiyorsan sana ayıp. Yanındakiler bilmiyorsa sana ayıp. Ayrıca da seni o gece orada ezdiren protokol müdürün özel kalemin sekre kim varsa onlara da ayıp. Ayrıca ayıp da belediye yani başkanı bu geceyi düzenlerken ve bu festivaller genellikle neden yapılır? Oradaki halkın mutluluğu için. Herkes eğlensin diye. Halkın isteğine uygun yapılır. İnsanlar kalkmışlar günün yorgunluğunu, bayramın yorgunluğunu çıkarmak için. Sevdikleri sanatçıyı seyretmeye geliyorlar. Ve siz belediye başkanı olarak kalabalığı gördüğünüzde eminim gurur duymuşsunuzdur. İnsanların eğlendiğini gördüğünüzde gurur duymuşsunuzdur. Çünkü bir bölgenin belediye başkanı demek o bölgenin babası demektir. O bölgedeki herkes çünkü sıkıntısını gelip babasına anlatır. Babasından çözüm bekler. Yani sizin bölgenizde kanalizasyonda sorun olsa yan taraftaki sınır bölgenizdeki diğer belediye başkanı ilgilenmez. Her evin babası bir tanedir. Siz de kendi bölgenizin babasısınız ama misafir olarak ev sahipliği yaptığınız yerde üzgünüm ama sevgili belediye başkanımız gereğini yerine getiremediniz ve misafirinizi iyi ağırlayamadınız. Ev sahipliğiniz sınıfta kaldı, özür diliyorum. Ama bu arada da belediye başkanının yapmış olduğu bir açıklama var. Belediye başkanının alkollü ve sarhoş olduğu yönünde bazı medya kuruluşlarında yapılan haberleri de doğru bulmuyorum. Ben de orada birkaç arkadaşımla konuştum. Onlar da dediler ki hayır kesinlikle alkollü değildi. Ya, tespih onu da adama alkollü mü evet, nereden biliyorlar? Ama tavır yanlış. Hayır, onu da bazı gruplar tabii bu farklı bir özellikle yaptı. Ya farklı bir şey olduğu için muhalif bir belediye başkanı olduğu için hemen orada itibarsızlaştırma, işte bu da çok çirkin. Ben bugün bu hareketi aynı şeyi şu anda bir başka iktidardaki birine yapılsa ona da derdik. Hayır siz buna böyle davranamazsınız. Hep diyoruz makamlar önemlidir. Bu belediye başkanımız maalesef makamına uygun davranış sergilemedi. Partiler arası bir provokasyon var. Başka hiçbir şey yok. Adamın orada ya sahneye çıkmak var istediğini bilmem neyi falan. Arkadaki insan nereden anlayacak? Sen, hayır, Allah sen bu işleri ya bilen bir insansın. Bir defa ben de mesela Batman'a gittiğimde son dakika dediler ki protokol, ki sen daha çok benden fazla çıktı sahneye. Benim o kadar tecrübem yok. Bana getirdiler ve biz oturduk. Kaymakam Bey'le birlikte protokol sunumunu hazırlıyordunuz o sırada. Şu çıkacak, 5 dakika bu olacak, şu olacak, şu olacak diye elime verdiler. Çıktım sahneye o sırada Batman'ın da... Mevcudat olduğu zaman plaka numaralarına göre sıralıyorsun. İşte yani hani öyle kurallar vardı ki gelenler çünkü çok önemli isimlerdi. Ama başka bir yerden bir anda oranın şampiyon olan kulüp başkanı gelip merdivenin dibinde durup bizi de anons et, bizi de anons et deyince polis müdahale etmek zorunda kaldı. Çünkü sahneye atladılar. Ve ben ne yapacağımı şaşırdım. Adam kupayla sahnede duruyor. İşte orada da mesela sahnedeki figür çok önemlidir. Sibel Can'ın da belki şarkıyı bu kadar bitirecek noktaya gelmektense belediye başkanının elinden tutup şarkıyı beraber söyleyerek devam ediyor olsaydı amorti edebilirdi. Bana mesela böyle birisi bir şey yaptığında Gökay, istek parçaları ilerleyen dakikalarda alıyoruz deyip kafamı çeviriyorum. Ben bir daha oraya bakmıyorum. Sen sunucusun, o solist. Olmaz. Kadın oturduğu yerde şarkı söylüyor. Orada ne olduğunu görüyor. Kulağına geyip eğilip orada gerginlik var şefi, deyince bakıyor ki kavga var. Gitme ihtiyacısı. Ben de kaçardım açıkçası. Oturmuş şarkı okuyor. Vokalisti de yanında. Kimi zaten sahnede şarkı söyleyen bir insana kulağına bir şey söylemek kadar absürt bir şey olmaz. Yazılı vermek lazım. Ya kardeş neyini vereceksin? Sahnenin sağ tarafı karışmış. Millet birbirine girmiş. Hangi istekten bahsediyorsun? Videonu bir seyretsenize videoyu. Şimdi yalnız burada çok merdiven çıkışı birbirine girdi. İtiş kakış başladı. Sahneye çıkmak için korumayı itiyorlar. Oradaki görevliyi itiyorlar. Doğal olarak sahne karışınca şefinin yapacağı... Hadi! Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Bakın, şimdi ben... Yok, çıkmıyorum. Gerçekten çıkmıyorum. Ama baktım, dinledim. Şimdi Tayyar dedi ki, başkan dedi ya...
Bizim dedi Sibel canımıza dedi neden dedi çıkarsın bizim Sibel dedi. Canımıza değil. Orada dedi şey yapılan orada saygısızlık. Dedi, orada dedi Sibel saygısızlık can. Dedi ne alakası Kuba, var dedi. Fark etmez, o da aynı varsa. Tımbırtı üzerinden gitti. Biz şimdi senle ikimiz aynı yerden bakıyoruz. Evet. Şimdi belediye başkanı kardeşim ne demektir? O şirketi fikrini yani ilk, bir şey ince vesaire. Bir şey söyleyeyim. Bir, seni de aydınlatacak bir şey söyleyeyim. Bu yapılan konser belediye belediye de bir kere özel belediye kimliği değil özel organizasyon. Biletle para satılan tabii. Özel bir organizasyon. Oo, daha da beter. Daha da beter o zaman. Ya, daha da beter. Valiye giyotin edersiniz siz yemin daha ediyorum. Da betermiş. Kendine ait olmayan bir yeri provoke etmiş. En sona Berçek. Oturduğu makamı eğer bir de öyle bir geceyse. Sabah çek. Takvim çek. Gelsin İstanbul'da bir gece kulübünde yapsın da bak bakın ne diyorlar. Başkana yerleştir operasyonu bu. Şimdi arkadaşlar partizan düşünmeyelim. Bu adam içmiş. Tabii adam içmiş kardeşim. Adam çok kötü. İçki içince öyle oluyor. Ama Ensar Vakfı'nda ufacık çocuklara tecavüz ederken ne bunlar alakası? Muhafazakar oluyor. Durun canım ben de kendi yorumumu yapıyorum. Benim de hayata bakış açım böyle yani. Biri Sübyancı pedofili hastalarının sapıkların olduğu alan oradakiler. Yani bu tür olayları düşünenlerin genelleme anlamında pedofili. Söylüyorum. Pedofili hastaları. Pedofili ne bu? Pedofili aşkım anladım. Yani sinirlenince tansiyonum çıkıyor. Çocuk tecavüz ediyor. Yavşak niye tecavüz ediyorsun mu diyeyim. Demem. Operasyon. Çünkü ben ağzıma küfür yapıştırmıyorum artık. Ne diyeyim yani? Evet, yani bozma. Küfür mü etsin şimdi yani? Bu tavrını bozma. Etmem. Ben hanımefendi kimliğimden asla taviz vermem kardeşim. Ben de katılıyorum. Birincisi bu. Çok, İkincisi, çok hanımefendidir. Çocuklara tecavüz edenle ilgili ne yapayım? Organını koyup şöyle vurup da kafasını mı ezeyim onun? Yapmam buna da. Hayır, bunu devletin kolluk görevlileri yapar. Nasıl bir örnek ya? Bir adamın neden bir şey olunca hep sende ya asfalt dökmek ya vurmak ama hep belden aşağı bir yerine zarar vermek. Ama ne alaka? Adamın organı. Adamı asıyorsunuz, kesiyorsunuz, sesin çıkmadı da adamın organının kafasına bir tane vurduk diye sesiniz mi çıkıyor? Adamın kafasını mı koruyorsunuz? Adamın yani? Yorganını diyor. Derler eskiden adam. Yorgancılar gelir böyle çıstak gün atarlar. Ulan helal olsun be. Değil mi? Vay ya sen ne zeki bir herifsin ya. Ulan bu çok zeki bir herif yani yemin ediyorum. Yorgan eskiden yorgancılar vallahi var. Bu arada Allah çatarlar. Arkadaşlar her şeyden önce bir kere belediye ne demek? Bir anonim şirket demek. Oraya seçilen halk nezdinde seçilip oyla gelen adamlar demek. Burası zaten özel bir organizasyonun düzenlemiş olduğu bir yer. Ama aynı mıntıka içerisinde oranın yani mülki amiri değil de halkın amiri olarak olan belediye başkanı iki duble içmiş. Sana ne? Cumartesi günü içer Sibel Can'ı da dinlemeye gitmiş. Gider sana ne? Orada da belediye başkanı olarak belki plaket verecekti. Belki iki kelam güzel söz söyleyecekti. Sibel Can orada şarkı okurken buradan da dürtüp karıya sen devam et. Bir şovumuzu yapalım. Herifi yuhalattın ne oldu? Madalya mı taktılar emirinkini? Değil yani. Emir mi ediyorlar? Emir mi ediyorlar yani? Emir mi ediyorlar? Sibel Can'ın bir şeyden haberi yok ya. Kim Sibel Can? Niye yuhlatsın? Hadi canım. Hayır canım kadının hadi canım, bir şeyden haberi yok. Öyle olsa kalksaydı. Hayır orada olay çıktığı için yapıyor. Başkanımız Gökay Kalaycıoğlu. Efendim sahnemizde. Hep beraber alkışlayalım. Edremit'e ne güzel yapmışsınız belediye ya. Belediye başkanının sahneye çıkacağından, belediye başkanının adının, sanının, her şeyinden sanatçı illaki haberdar. Haberdar. Ya Gökay aşağıda karışıklık oldu. Kadın tabii polise gidecek. Yarın ben başkanı bağlayacağım. Konser yarın Edremit belediye başkanını bağlıyorum. Bağlayalım. Yarın Edremit belediye başkanına yapılan bu haksızca, PR için yapılan bir siyasetçinin o bölgede... Yani Balıkesir bölgesine ait olan işte Havrandı, o bölgedeki Akçay Mahalli oldu, artık şeye bağlandı, Edremit'e bağlandı ama o bölgedeki işte Erdek'ti ve bir sürü belediye var. 11 tane zannediyorum belediye var o bölgede, ilçe belediyesi. Balıkesir'de en güzide ilçenin belediye başkanı. Bu adam CHP'li olsun, AK Partili veya MHP'li olsun, hangi partiden olduğu önemli, partizan düşünmeyelim. Adam iki duble içmiş, Sibel Can gibi de önemli bir sanatçı gelmiş. Gidip ona da dokunmak ister be kardeşim.
İki kelam ettirmek ister. Memleketin kaymakamı iki duble içmiş, sonra da 120 ile 15 yaşında bir çocuğu arabanın altına almış. Yani ne olur kaymakam hafta sonu da içmiş. Belediye var ya. Yani var mı öyle bir şey? Olmaz mı? Kaymakam mı? Tabii. Ben bilmiyorum öyle kaymakamı. Öyle kaymakamı, dimdiker kaymakamı demiştik ona. O illerinde çoğu artık il oldu. Öyle bakmak lazım. Alkol aldığın zaman yaptığın eylemi ne oldu? Onunki kaymak. Kaymaklı onunki. Hafta sonu oldu. Bu arada, sıcak bir gelişme gençlerimizi ilgilendiriyor. Onları mutlu edecek bir gelişme. Ben yalnız 10 numara bir haber okudum. Süper haberin son haber olarak o süper haberin haberini istiyorum. Ebru Gündeş'in adı çıkan o sevgilisi Raşan. Raşan. Ben geçtiğimiz günlerde ne söylemiştim? Hemen Raşan'ın haberini getirin. Süper haberden. Hayır. Girmiyoruz getirin. O konuya. Girelim o konuya. Çok önemli. Derya yarın yayında olur mu? Neden? Hem sana hem başkana. Sıcak bir gelişme var. 5000 evet. öğrenciyi ilgilendiren bir gelişme. Aynen. Genci. Neden ama girmeyeyim? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mezun öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu borcuna ilişkin olarak kredi geri ödemelerinin herhangi bir farkı veya faiz farkı olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık dedi. Ay harika. Canım benim. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu Erdoğan. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim ifadelerini kullandı. Ay süper harika, bir haber. Putin'i bırakma. Putin'i bırakma Tayyip Bey. Yapış. Operasyon sende. Osminyum'u, Karadeniz'deki Osminyum'u, Karadeniz'deki borularımızı teslim etmeyelim. Finlandiya ile İsveç'in kozunu doğru kullanalım. Bana Raşan'ı anlat sen. Alın evet şu. Yani peki, neden? Anlat ama. Nedir sıkıntı ne? Ben de merak ediyorum. Savaş abi kulağıma bir şeyler söyledi de yayından sonra anlatacağım. Ay bana söyleyin. Tamam sana söylesin. Sana takalım o zaman sana söylesin. Tamam. Geçir bana şey kulağıma. Bak geldi zaten. FETÖ'cü ya. He? Allah aşkına kaynak FETÖ'cü. He? Kaynak FETÖ'cü. Kim? Raşan mı FETÖ'cü? Hayır. Onu açıklayan. O çok büyük bir olay. Onu açıklamasını yapan FETÖ'cü. Almanya'da yaşayan FETÖ'cü. Gazeteci Raşan'ı mı patlatıyor? Evet. Yalan mı yani olaylar? Hadi. Tamam. Raşan başlıyor o zaman. Peki. Raşan'ınki yalan hadi mı? Sahte kafatura kestiği yalan mı? Ebru Gündeş'in diktiği hayatım, yalan Raşan'la mı? Bahar'a aldığım... Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bahar'ın ucunda sigara söndürdüğü yalan mı? Bunlar hadi, yalan mı? Hadi Savaş abi. Bu ifadelerin hepsi yalan mı? Yusuf'a sallıyoruz. Ya Yusuf ya olay. Ondan ver bana.